2022-23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu değerli futbol severler. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcuları, sarı kırmızılı taraftarları yürekten kutluyoruz. Gerçekten de özellikle sezonun kırılma anlarında Galatasaray hata yapmadı ve bugün şampiyonluk maçında Ankara Gücü'nü deplasmanda farklı yendi ve adını şampiyon olarak bir kez daha tarihe yazdırdı ve Galatasaray halihazırda 23. şampiyonluğunu kutluyor. Bir kez daha tebrik edelim. Tümer Metin, Ermen Özgür ve Elvir Barış ile birlikte hem bu maçları konuşacağız hem de sezonun hikayesini elimizden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nereden başlamak istersiniz? Devre arasında Tümer abiyle birlikteydik. Evet. Tümer abi, seninle başlayalım. Tebrik ederek başlayalım. Ligin şampiyonunu, Okan Hoca'yı, futbolcuları, Galatasaray camiasını. Çok da fazla uzatmadan ama şöyle oldu ama böyle oldu buralara fazla girmeden değerlendiririz sezonun genelini. Ama ilk planda söyleyeceğim çok net, 14 hafta ligin 14 hafta galibiyet serisi yakalamak, ligin en fazla lider pozisyonda oturan takımı olmak, en fazla galibiyet sayısı, en fazla gol sayısı, en az yenilgi. Bunlar şampiyonluğun emareleri. Dolayısıyla Galatasaray'ın hak ettiğini, hak ederek bir şampiyonluk yaşadığını çok net şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki birileri hata yapıyor, birileri o fırsatları değerlendiriyor, şampiyonluk yarışı değişiyor. Tarih boyunca böyle oldu. Bu sene daha az hata yapan, tecrübesini sahaya yansıtan, ben senelerdir söylüyorum, bizim ligimizin zorluk derecesini tartışırım ama... İşte kalitesini tartışırım ama zorluk derecesini tartışmam. Zor bir ligdir bizim ligimiz. Kalitede bizim ligimizde iş yapar. İyi santraforun olacak. Omurgan iyi olacak. Yani kalecin iyi olacak. İyi santraforun olacak. Sana sonuç getirebilecek. Ve kaliteli oyunculardan kurulu olacaksın. Bu sene ligin şampiyonluk yarışı içinde olan takımların arasında kadro mühendisliğini en iyi yapmış takım Galatasaray'dı. Birkaç notum var. Arkadaşlarım da gerekeni söylesin. Ondan sonra etraflıca değerlendiririz. Hocam şöyle sezon başında özellikle de Galatasaraylılar pek de bu sezondan umutlu değilken, Fenerbahçe'de almış başını gidiyorken hatırlıyorum ki ben burada Elvir Barış hocam dedi ki sezon sonuna kadar Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk yarışında olur. Okan Hoca genelde sezonlara kötü başlar. Sonrasında toparlar. İlk senesi gayet normaldir. Yorumunuzu hatırlıyorum ben. Evet. Ve ısrarla bazı oyuncuların performansının altını çizmiştiniz. Ben çok fazla burada hani siz söylediklerinizi hatırlatmaya çalışmayayım ama sizden de şöyle bir Galatasaray şampiyonluk öyküsünü dinleyelim. Evet. Evet, aslında benzer şeyler söyleyebilirim. Tabii öncelikle ben de tebrik ediyorum. Galatasaray sonuna kadar her şeyle hak etti bu şampiyonluğu. Tabii başlangıç kötüydü. İşte yeni transferler, işte yeni teknik direktör, ilk 7-8 hafta yanlış hatırlamıyorsam kötü gittiler. Ondan sonra her haftanın o çıkışı yavaş yavaş üstüne koyarak hem hazır olan oyuncu, hazır olmayan oyunculuğa hazırlanmak fiziksel olarak. Zaten kalitesi olan bir takım gerçekten bireysel performansı takım olarak Okan Hoca da büyük iş başardı. Onu ilk başta hem güvendiği oyunculara sürekli sahaya sürmeye çalıştı. En kaliteli oyuncuları sahaya sürmeye çalıştı. Sistem olarak hiç vazgeçmeyen bir sistem vardı. İnandığı bir sistem. Daha önceki takımla da çalıştığı sistemle aynı şekilde devam etti. Özellikle Başakşehir'de çalıştırdığı dönemde. Tabii bunu yavaş yavaş dediğin gibi üstüne koyarak bu kalite her zaman ortaya çıktı. Her zaman birileri yedekten giren oyuncuların ya da ilk 11'de oynayan oyuncular her zaman birileri sahaya çıktı. Öyle bir kalite kadro vardı ki Galatasaray'da her zaman oyunu değiştirilebilecek oyunculara sahip oldu ve bunu da bu sezon boyunca bunu gerçekten gösterdi. Yani dediğim gibi hak ederek kazandık şampiyonu Galatasaray. Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum burada. Büyük bir iş başardı. Çünkü büyük takımı çalıştırmak gerçekten çok zor. O kadar baskıya rağmen, o kadar işte medya, camiada herkes şüpheyle yaklaştı Okan Hoca ile gerçekten müthiş bir iş başardı. Şimdilik bunu söyleyeyim. Yani yine tekrar tebrik ediyorum. Galatasaray sonuna kadar hak etti. Şimdi bir taraf şampiyonluk kutlarken bir tarafta ben nerede hata yaptım da kaybettim diyordu. Çünkü sezonun ilk yarısını lider bitirdi. Biz kutlama yapandan başlayalım. En doğrusu bu bence. Bir teknik direktör için Türkiye'de sistemli bir takım oluşturmaktan daha önemlisi bireysel anlamda her oyuncudan yüksek performans alabilmek. Kaç tane oyuncuya seviye atlattı Okan Hoca, Erkut? Şöyle bir düşün. Kerem geçen sene iyi oynuyordu ama bu sene seviye atladı. Bence Raşitsa seviye atladı. Saşa Boy seviye atladı. Abdülkerim atladı ve Barış Alper. Bunlar sezonun başında Galatasaray'da fark yaratır mı yaratmaz mı karşısında soru işareti olan oyuncular. Hatta Kerem sezona iyi de başlamadı. Yani sürekli üzerinde ısrar ederek devam etti. Saşa Boy kampta değildi mesela. Evet. Şimdi bireysel anlamda oyuncuları çözüp onlarla ilişkilerini yüksek performans alabilmek çok başka bir hikaye. Yani bunu Abdullah Hoca'nın Trabzonspor kadrosunda da görürsün. Sergen Yalçın'ın, örnek veriyorum, Larin'e kariyer sezonu geçirdiği ve şampiyon olduğu sezonda da görürsün. Bireysel anlamda oyunculardan yüksek performans alan teknik direktörler işin %60'ını, %70'ini görüyorlar. Icardi'yi de şampiyonluğa inandırdılar. Bugün iki televizyon yan yana seyrediyoruz böyle. Bir tarafta Valencia oynuyor, Batshuayi oynuyor. Arkasından Joshua King ile Pedro girdi oyuna. 4 santrafor. Valencia'yı da beğenmiyor Fenerbahçe taraftarının büyük bir kısmı. Bu tarafa bakıyorsun, Icardi bu 4 oyuncudan daha parlak. Ve bir takımın santraforu böyle oynuyorken kolay kolay şampiyonluk kaybetmez diye düşünüyorum. Galatasaray için işler sıkıntılı hale geldiği an giriyor devreye. Bugün sanki Ankaragücü stoperlerini hipnotize etti ya. Yani rakip kaleyle stoperler arasında ofsayta yakalanmadan bu kadar iyi durabilir bir santrafor. Yani Galatasaray'ın şu anda yapabileceği en büyük transfer başarısı bana göre Icardi'yi tutmak. Şampiyonluğun da saha içerisindeki mimarı Icardi bence Galatasaray'da. Böyle bitireyim. Birazdan bir kalas yaparız. O bireysel performanslara da gireriz. Şöyle biraz sezon başını hatırlayacak olursak Galatasaray'ın ilk haftalarda, yani şöyle önünde de fikstür açık. İlk 5 hafta mesela Antalya deplasmanı, son dakikalarda gelen gol. Sonrasında ikinci hafta içeride Giresun'a yeniliyor Galatasaray. Ümraniye deplasmanı, son dakikalarda gelen gol. Trabzon maçı 0-0 eşitlik ve Gaziantep maçı son dakikalarda gelen gol. Ardından gelen transferler ve yavaş yavaş da 11'ini kuran bir Okan Buruk ve ilk 11'inde kalitesi artınca Galatasaray oyun anlamında da yukarıya çıktı ki özellikle de hani Erman söyledi ya, bir de kaybeden tarafından da bakmak lazım. Fenerbahçe için de birçok şans geldi aslında. Mesela evinde Fenerbahçe Giresunspor'a yenilmese, yani 8 puanlık bir farkla Dünya Kupası'na gideceksin. Orada başka şarkılar söyleyecek belki Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Ama o Dünya Kupası'ndan dönünce o farkı açamayıp işler tam da tersine döndü. 14 maçlık galibiyet serisi, bir Süper Lig rekoru ve altının çizilmesi gereken çok çok önemli performanslar var ama özellikle de burada bu nüveyi oluşturan Okan Buruk'a bir geniş parantez açmak lazım herhalde Tümen abi. Evet. Başakşehir'de yaşadığı şampiyonluktan sonra hem şampiyonluk yolunda nasıl ilerlenilir, o haftalarda nasıl refleksler gösterilir? Zaten camianın bu reflekslere hakim. İçeriden gelen biri, Okan Hoca'nın da bilgi deneyimi, Erman doğru bir şey söylüyor. Sevk ve idareyi de çok iyi yaptı. Yani Galatasaray takımının içinde sezon ortasında yolda yürürken çıkan krizlerin hepsi Florya'nın içinde çözülerek devam edildi. Şimdi bunlar şampiyonluğun olmazsa olmazlarıdır. Bana 2 tane nasip oldu şampiyonluk. Hiçbiri böyle güllük gülistanlık falan olmadı. Yani içeride kavga, gürültü, kriz, bir sıkıntıları aşarak şampiyon oluyorsun zaten. Dolayısıyla orada sevk ve idareyi doğru yapmak lazım. Futbolcu-hoca ilişkisi arasında bence mükemmel bir sezon geçirdiler. Ve en önemlisi şu, arkadaşım bu ligde kadro mühendisliğini yapacaksın. Şimdi ben sana söylüyorum, Paris Saint-Germain kim geldi? Paris Saint-Germain'den mi? Evet. Icardi. Arsenal. Torreira. Porto. Oliveira. Mertens, Napoli, Dubois, Lyon, Manchester United, Mata, Roma, Zaniolo. Şimdi saydığımız takımlar başüstü takımlar. Avrupa'nın zirvesindeki takımlar. Sen bu kadroyu ve içeride de Erman'ın saydığı gibi Abdülkerim'e sınıf atlattın. Kerem'e mertebe atlattın. Şampiyonluğun karasına girecek kadar oynadı çocuk. Zaten deneyimli kalecin var. Bir de bunun yanında kayıp diye bir senenin ardından kampa gelmemiş bir oyuncu çıkardım. Bir transfer daha Sacha Boey. Mükemmel oynadı bu sene. Rashica da iyi oynadı. Rashica isimsiz no name gelmiş ama işini doğru yaptı. Barış Alper Yılmaz sezonun en önemli maçında imzası var. Sezonun en önemli maçında imzası var Miço'nun. 1-0'lık kazanılan maçta. Şimdi hikaye yazmayı doğru becerdiler. Yoksa söyledim ilk paragrafta. Sana göre bana göre ama o olsaydı bu olsaydı. Bunlar her şampiyonlukta söylenilen şeyler. Kaçan herkesin bu ifadelere başvurduğuna şahit olduk. Biz de yaptık zamanında. Dolayısıyla zaten böyle öteki fark yaratıyor. Sezonun çoğunluğuna yakın haftasını lider geçirmişsin. Kariyer rekorunu kırmışsın. 14 maçlık galibiyet serisi ligin rekorunu. En çok gol atmışsın, en az gol yemişsin. En fazla galip gelmişsin. Daha ne olsun ki bir şampiyonluk için? Ve bakalım bireysel performansa da birçok oyuncusu yarıştığı rakiplerden daha fazla. Form grafiği olarak. Bugün sezonun altın 11'ini yaparken bütün ligin altın 11'ini 5-6 oyuncu Galatasaray'dan yükü çekecek. Bir de çok özel bir santrafora sahip. Yani hayalet gibi geziyor oralarda ama bu kadar doğru duruş, bu kadar bitirici vuruş. Ve devre arası yayında söyledim Erkut. Erman doğru söylüyor. İki ekranı izlerken aynı efekti alamıyoruz diye ben de devre arasında söyledim. 30 gol yaptı Valencia ama Icardi kadar etkili değil goller. Belki adet yüksek ama sonucu etki eden, tabelaya yansan, puan getiren goller değildi. Çok özel bir sene oynadı Icardi. Seneye kalır mı, kalmaz mı? Ben mutlu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ayrılmayacağını düşünüyorum. Sadece bir öngörü bu. Ama bir araya gelmiş futbolcular sezon başı yaşanılan sıkıntı Fenerbahçe'ye gidiyordu. Kırılma anları vardır her şampiyonlukta. Dünya Kupası Fenerbahçe'nin kırıldığı, Galatasaray'ın onardığı, toparlandığı ve grafiğini yükselttiği, form grafiğini yükselttiği bir dönem oldu. Ondan sonra da çok iyi bitirdiler. Sezon ortasında da o süreçte kırılabileceği anlar var. Tabii ki olacak ama Galatasaray'ın şampiyonluk refleksi diğerlerinden daha öndeydi. Tümer abi şuna katılır mısın? Çok özür dilerim, kestim sözünü. Şimdi geçen sene kalitesi çok eksik bir Galatasaray seyrettik biz. O hani ne derler? Proje kelimesinin altını doldurmaya çalışırken genç, tecrübesiz ama çok istekli, hayaller en azından böyleydi. Bir kulübün sıfırdan bir takım yaratıp bir transfer döneminde bu kadar kaliteyi bir araya getirip sonra da elbette Avrupa oynamanın bir avantajı var. Ama ne olursa olsun yeni bir takımın şampiyon olması çok kolay değildir Erkut. Yani yepyeni bir takım. Yani kaç tane oyuncusu yeni mesela? En az 6-7 tanesi yeni. Ve en önemli pozisyondaki, santraforundaki de yeni. Herkes yeni. Orta sahan tamamen yeni mesela. Yani geçen yıl Berkan Taylan çıkıldı. Sıfırdan olmasa da. Yunus Torreira, Sergio. Evet yani çok büyük bir değişim geçirmiş bir kadrodan bugün bahsediyoruz. Bugün 4 oyuncu var ilk 11'de. Geçen seneden. Evet. O da biri kaleci. Muslera var. Victor Nelson, Sacha Boey, o da oynamayan. Bir de Kerem Aktürkoğlu. Evet. Kazımcan var mıydı? Yok. Bu sene geldi. Bu sene geldi. Yani. 4 oyuncu. Muslera da ağırlıklı olarak zaten oynayamamıştı. Öyle o tarafından da bakacak olursak. Yani bu kadar büyük değişim geçirmiş bir takımın şampiyon olması. Ama önemli olan şu, transfer döneminde hep doğru isimlere gitmişler. Hayal kırıklıkları yok mu? Var. Mata bir hayal kırıklığı normalde. Ama şöyle bir sezon içerisinde sürpriz iş yapan isimleri saydığın zaman Mata ile kazandığım maç var. Gomis ile kazandığım maç var. Mitso ile kazandığım maç var. Zaniolo ile kazandığım maç var. Ya, Emre Taşdemir kazandığım maç var. Barış Alper Yılmaz'la var. Barış Alper'le var. Yani Gomis söyledim. Gomis'i söyledim. Ha. Yani şimdi bugün çok göze batmayan bu şampiyonluk hikayesinde o Tümer abinin söylediği 6-7 oyuncu dışındaki oyuncularla da maç kazandın. tamamen kullanılabilir bir kadro haline getirdi Okan Buruk. Ya bence Berkan'la, Okan... Barış Alper'le Fenerbahçe derbisini oynadı, evet, Kadıköy'de. Evet. Şimdi kadro mühendisi bu sebepten yapılıyor Erkut. Çünkü sezon gerçekten çok uzun. Oyuncular yıpranıyor. Bu iş göründüğü kadar kolay bir iş değil. Her hafta aynı seviye oynamak, aynı seviyede kalmak, inişler çıkışlar normal. Şimdi buralarda doğru sentez, doğru analiz ve doğru oyuncu tercihleriyle kotarıyorsun haftayı, sezonu. Bence Okan Hoca müthiş bir iş çıkardı bu anlamda. Ekibi de tebrik ederim. Çok az sakatlık yaşadılar. Evet. Doğru mu? Avrupa'da oynamayınca tabii. Tabii. Tek kulvar büyük avantaj. Orası kesin. Ama geçen sene deneyimsiz ya da Erman'ın ifadesiyle proje olan kadro bu sene unutalım burayı. Biz şampiyonluk kokusunu bilen, daha deneyimli, daha ligin atmosferine uygun, daha kalitesi yüksek ayakları tercih ettiler. Ve bir araya geldiğinde de başarı olduğunda bir arada tutmak kolaydır bunları. Mesela işler kötü gitse darma duman olur bu kadro. Çünkü herkesin egosu yukarıdan bambaşka bir şey konuşurduk. Ama başarıda çok rahat kenetlenir. Büyük takımlarda öyledir biliyorsun öyle, hocam. Kesinlikle. Bence çok iyi idare edildi. Sevk ve idare konusu müthiş oldu. Ama işte bir süreci var mesela Galatasaray'ın. O galibiyet serisinden önceki süreci anlatmaya çalışıyorum. Adana deplasmanı golsüz berabere kalıyor. Kayseri deplasmanına gidiyor. Maalip yeniliyor oldu. Ve Mata Mertens'i ilk 11'de evet, burada çok eleştirmiştik. Okan Hoca'nın o tercihlerini. İçeride Alanyaspor maçı. Biraz burayı, daha doğrusu biraz demeyelim, o karşılaşmayı tamamen hakemle okuyup Galatasaray, oradaki gelen hatayla beraber de bir kenetlenince, kadroda oturunca 14 maçlık galibiyet serisi arka arkaya geldi. Maçı izlerken hocam siz güzel bir şey söylediniz. Omurga, yani kaleci, stoperler, orta saha, golcü. Evet. Yani herhalde ligin en iyisi diyebiliriz. Belki hani Muslera, Mert'i tartışabiliriz. Muslera mı daha iyi sezon geçirdi yoksa Mert mi daha iyi sezon geçirdi? Bu açıdan değerlendirebiliriz ama stoperler, 3 orta sahası ve golcüsü evet, bakımından herhalde sezonun en iyileriydi. Şimdi transfer politikası, şimdi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ına baktığım zaman mesela Galatasaray transfer politikası hiç değişmedi. Galatasaray son yıllarda genelde hep yıldızlarla oluşan bir takım kurmaya çalışıyor. Paralara harcıyor. Çok kalite, mesela Tümer çok güzel bir şey söyledi. Çok kalite oyunculara getirmeye çalışıyor. Ama maalesef mesela Fenerbahçe son 4-5 yılda hep daha çok böyle tırnak içinde sıradan bir oyuncuları tercih ediyor. Daha çok böyle bir takım oyunu ben oynayayım ama kalite biraz daha, yıldız çok fazla olmasın. Ben ona göre işte mücadeleme ederim. Orada da sanki şöyle bir inanış var. Sanki kaliteli oyuncuyu getirdiğinde takım oyunu oynayamayacak mısın gibi. Halbuki kaliteli oyuncu takım oyununa daha yatkın oyuncudur. Yani kesinlikle öyle. Yani Galatasaray tamamen onu hiç bozmadı. Bir de şöyle bir şey var tabii, teknik direktör, yine Okan Hoca ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi teknik direktörlerin ya sisteme göre futbolcuları getirir ya da bazı teknik direktörleri de futbolcuya göre sistem oluşturur. Mesela şimdi Okan Hoca her zaman şu ilkini tercih ediyor. Buradaki Türkiye'de çalıştığı sürece sistemin belli, ona göre oyuncuları tercih ediyor. Mesela şimdi ne yapıyor? 4-2-3-1'den genelde vazgeçmiyor. Ama ona göre sistem, ona göre oyuncuları seçiyor ve mesela Galatasaray'da şey göremezsin, yavaş oyuncu yok. Mesela genelde hani %80 oyuncu çabuk giden kaleye. Yani hem teknik hem çabuk, yani demek ki o sisteme göre gerçekten çok kaliteli oyuncuları seçiyor. Icardi zaten apayrı bir şey, gerçekten bu lige renk attı. Fenerbahçe'de baktığın zaman yine kalite konusunda tartışılır değil mi? Biz hala Arda'yı konuşuyoruz. 18 yaşında ne kadar sorumluluk aldığını. Yani o yüzden ona göre. Şimdi mesela şey örnek verebiliriz. Mesela Guardiola ne yapıyor kendi takımında? O futbolcuya göre sistem. Onun futbolcuları var. Sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyor. Her maçta farklı formasyona. Farklı şeyle formasyona. O mesela çok daha zor. O en üst seviyede ama öyle bir tecrübeye sahip olman lazım. Yine söylüyorum, gerçekten Okan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Hem transfer politikası genelde camia olarak, yönetim olarak hem de Okan Hoca her şeye rağmen biliyorsun, hatırlarsa ilk haftalarda böyle arkasında hiç durmayan bir hem medya, acaba olur mu olmaz mı? Bunu da hepsini aştı ve ciddi bir başarı yakaladı. Sezon başında Erman çok güzel bir ifade kullanmıştı. Demişti ki yani Galatasaray'ın o form grafiğini yakalayamamış, kadronun daha ritmini bulamamış zamanlarında. Fatih Hoca'nın gölgesi dışarıdayken evet, Galatasaray'ın üzerinde duruyor demişti. O sürekli oradadır. En ufak bir şeyde tribün refleks olarak Fatih Hoca'nın ismini söylüyor. Bugün o da kalktı. Sezon ortasında kırıldı. Taraftarla da bütünleşildi. Bak Erkut, şampiyonluğun bir kokusu var. Yani tarif edemediğimiz bir kokusu. Yani bunu nasıl tarif edeceğimizi bilmiyoruz yani. Bu şuna benzer diyebileceğimiz bir şey değil ama yaşayanlar o duyguyu biliyorlar. Onun bir kokusu var. Şimdi o sezon ortasında onu hissediyorsun. Geliyor diyorsun, tamam mı? Artık esinti başlıyor burnunda böyle. Geliyor ve içine siniyor o koku. Galatasaray bir yapıştı, ona bırakmadı. Zaten camia olarak refleksi yüksek. 23. şampiyonluk evet, değil mi? Önemli. En yakın rakibiyle 4 şampiyonluk. Bir de çok zorlanmadılar söyleyeyim. Yani geriden de çok itilmedi. 100. yıl. Yani böyle çok baskı altına alamadı rakipleri Galatasaray'ı. Kırıldı rakipler. Tam o olacaktı. Tam baskı altına gireceği hafta Fenerbahçe puan çıkaramadı. Beşiktaş erken koptu. Sonradan biraz baskı altına almaya çalıştı. Olmadı. Ligin boyu yetmedi falan. Hep doğru oynadı Okan Hoca'nın takımı haftaları. Bu önemli. Düşüş dediğin şey Galatasaray'da 2 haftadan fazla sürmedi mesela. Ha bilemedin 3'te. Bu bir camia başarısı. Bir. İkincisi, yeni oluşmuş takımların en önemli sancıları oyun üzerindendir. O dönemde tabelaya bakmayı başardı Okan Hoca. İşte Gomis tuttu. Çok zorlandı dediğimiz bir Ümraniye İstanbulspor maçları hatırlıyorum. Antalya deplasmanı hatırlıyorum. Yani oyun olarak tatmin etmese de yeni oluşmuş bir kadronun bu sancıları çekerken puan kaybetmemesi çok değerliydi Erkut. Bu Galatasaray camiasının zaten bir başarısı. Bu refleksi gösterebiliyor. Ben iddia ediyorum. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş gördü Tümer abi. Orada şampiyonluklar gördü. Galatasaray'daki oyuncuların şampiyonluğa giderken bu camialardan daha rahat olduğuna inanıyorum ben. Bu benim dışarıdan gözlemim. Yani Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğa giderken, Tümer abinin söylediği doğru, arkadan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında öyle bir düşüş yaşamaya başladı ki Galatasaraylı oyuncuların bir stres, baskı falan hissettiğini düşünmüyorum ben. Ama ben futbolla ilgili gözümü açtığımdan beri bu iş böyle zaten. Çok sert baskılar hissetmiyorlar. Çünkü Fenerbahçe gibi son maçlarda çok dramatik şampiyonluklarda kaybetmedi Galatasaray camiası. Ben maç önü yayınında söyledim. Yani Galatasaray böyle güçlüyken kolay kolay şampiyonluk vermez Türkiye'de. Özellikle 90'lı yıllardan sonra yani Fatih Hoca'yla başlayan o 4 sezon üst üste şampiyonlukla beraber. Kokusuna gelince o koku Fenerbahçe stadından Beşiktaş maçında gitti zaten. Yani varsa bile ucundan bir koku. O derbiyi kaybettikten sonra oraya başka şeyler sıktılar, gitti. Yani ya burada konuşuyorduk zaten 4-5 hafta. İnanmıyor artık Fenerbahçe camiası. Şurada Ankaragücü yense bile şampiyon olamayacağız diyen bir sürü adam var içeride Fenerli. Yani Ankaragücü önde olsa biz 90+7'de gol yeriz. Gol yeriz yani. Fenerbahçeli vardı. Sen yani camia olarak bu çok acı mesela, biliyor musun? Evet. Yani şimdi bunu eğer camian, eğer en itici gücün sana bu anlamda güven duymuyorsa ya da o güveni sarsılmışsa, daha doğru kelime güveni sarsılmışsa, oyuncunun içeride rahat olması imkansıza yakındır Erkut. Çok zorlanır oyuncu. Çünkü o yolda yürürken en büyük gücü taraftarından alıyorsun. Ya bir iç saha diye bir şey var. İç saha. Yani neden iç sahanın önemine? Sezonda bütün iç saha maçlarına +3 yazıyorsun mesela. İç sahada kimle oynarsan oyna, kaybetmeyi düşünmüyorsun. Konjöktür derbisi denk gelebilir. Yani sen o haftayı kaybetmeden geçersen şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olursun. Onu ona göre oynarsın, o ayrı. Ama sezon başı planında iç saha. Şimdi iç saha demek sadece soyunma oda, aynı soyunma odasından çıkıp aynı adımla sahaya çıktığın, devamlı melekelerin oluşturduğu yolunu bildiğin bir yer değil. Bir güçten, bir itici güçten bahsediyorum. Galatasaray taraftarı iç sahaya çok önemli damga vurdu bu sene. Nef Stadyumu cehennem yeri gibiydi. Ne Vodafone'da ne şeyde görebildik. Yani yarışta olduğu her sezon zaten Galatasaray'ın iç saha atmosferi hep böyledir. Evet, çok yani burada çok etkili oldular oyuna. Bak sadece destek olarak demiyorum, oyuna etkili oldular. Oyunu etki altına alma üzerine de çok etkili oldular. Hakem kararlarına dahi etki edebiliyor. Net. Yani orada o statta maç izlediğinizde kesinlikle bunu net olarak hissedebiliyorsunuz. Sıcağı sıcağına şampiyonluk açıklamaları var. Ekrana bir getirelim değerli izleyenler. Özellikle de Okan Hoca'nın neler söylediğini merak ediyoruz. Şampiyonluğun en önemli figürlerinden biri. Takımın lideri Okan Buruk. O da kariyerindeki teknik direktör olarak ikinci şampiyonluğunu yaşıyor ve diyor ki çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk senemde şampiyonluğu yaşıyorum. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Onlar için sahada savaştık. Çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki sene devamı gelir. Kutlama taraftarımızın hakkı. Ligi inşallah önümüzdeki hafta derbiyi de kazanarak bitireceğiz demiş Okan Hoca. Burada bir parantez açmak istiyorum. Biz şimdi tabii yayın planlamasını yaparken şimdi Galatasaray Ankara'da, biz burada nasıl bir görüntü vereceğiz sizlere Galatasaray şampiyon olursa diye düşünürken içeriden de kulüpten bilgi almaya çalışıyoruz. Yani İstanbul'daki taraftan nerede kutlayacak? Herhangi bir yer belirleyememişler, valilik izin vermemiş vesaire. Ama bize dediler ki Metin Oktay tesisleri olmayacak. Gerçi şu anda taraftarlar orada yığılmış durumda. Neden biliyor musunuz? Yarı sabah antrenman koymuş Okan Hoca. Şampiyon olsa bile. Fenerbahçe derbisini düşünerek. Bir şey söyleyeceğim de yanlış anlama. Herhalde antrenmana en keyifli gidecekleri evet. An o andır yani. Bu çok rahatsız olunacak bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Bir de Fenerbahçe maçı olduğu için. Evet. Başka maç olsaydı belki izin olurdu ama. Ben şampiyon olursam ertesi sabah antrenmana çıkmam. Bu akşam şampiyon olacağım. Yarın sabah beni kimse antrenmana çıkaramaz. Bir deplasmandan döneceksin. Kimse antrenmana çıkaramaz. Giderim tesise o ayrı ama antrenmana çıkmam. Masaj. İki vurursun şöyle topa gelirsin. O da olmaz. Bir de ben Galatasaray'ın bu sezonki avantajlarından birinin şu olduğunu düşünüyorum. Özellikle yabancı oyuncular sahada futbollarını oynarken, Florya'da antrenmanlarını yaparken bir taraftan da İstanbul'un keyfini de çıkardılar. Yani Türkiye'nin de keyfini çıkardılar. Mesela bir puan kaybından sonra ben hatırlıyorum ki Torreira, Oliveira bir oyuncu daha, bir yabancı Mertens oyuncu da Marmaris'e gitmişti. Mertens değil mi? Mertens. Şimdi şunu demek istiyorum. Şöyle lige baktığımız zaman İstanbul takımlarının sayısının fazla olmasıyla beraber de çok da az İstanbul takımları şehir dışına çıktılar. Yani o kamp ortamını da çok fazla görmeden o İstanbul'un keyfini de yaşayabildi bence Galatasaray. Depremden sonra Avrupa'da Hatay olmayınca, ve Antep'e de gitmedi tabii Galatasaray fikstür gereği. Bu da var. Mertens ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tümer abinin de fikrini merak ediyorum. Biliyorum aslında ama en azından daha bir net almak istiyorum. Mertens potansiyelinin kaçta kaçını yansıttı sahaya? Ya bu yaştaki potansiyeliyle ben hani 5 yıl öncesini değerlendiremem. Futbolcunun yaşı bazısı iyi oynadığı zaman tecrübelisi olur. Kötü oynadığı zaman yaşlısı olur. Allah. 34 yaşında ya. Mertens transfer etmiyoruz. Geldi, oynadı, yaşı falan oynadı, yok yani. Bütün maçlarda oynadı. Okan Hoca da Zaniolo için bile kesmedi onu. Doğru mu? Potansiyeline bakarsan yüzde kaçını koydu ortaya? Ya, ben söyleyeyim sana %50. Napoli'deki Mertens'in yarısı bile değil. %50. Evet. Ne dersin abi? Ben çok net söylüyorum. Yani sezon başında da o işte ligin ilk yarısı boyunca da Mertens'i yere göğe koyamayanları ben bu sene çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Zaten son 8-10 haftadır iki oyuncu da çok net form grafiği düşüşteydi. Ona rağmen bak bu önemlidir. Şimdi takım da bilir, oyuncu da bilir. Bir ana kadro vardır, tamam mı? Yani o bellidir. Sakatlık, cezalı durumu olmadığı müddetçe kadro bellidir. Şimdi Oliveira Beşiktaş derbisinden önce başlayan, Beşiktaş derbisinde zirve yapan ve bugüne kadar attığı gole kadar ki bölümde de kötü oynadığı bir süreç var. 8-10 haftalık dokunmadı Okan Hoca. Dedi ki benim as oyuncum. Bana sezonda katkı sağladı. Biz oyun ritmimizi bu oyuncuyla bulduk. Tecrübesinde güveniyorum. Toparlar dedi ve dokunmadı. Ha, ne zaman dokundu? 60'ta oyundan çıkardı. Devre arası oyundan çıkardı. Ama ertesi hafta yine başlattı. Evet. Şimdi oyuncuya o özgüveni verirsen bir şekilde bir yerde karşılığını alırsın. Mertens çok uzun haftalardır kötü oynuyor. Bence iş de yapmadı. Size katılıyorum. Mesela geçen yılki Bakasetas performansı yok bence. Yok. Yani geçen seneki Edin Visca efekti var mı? Yok. Bu senenin Icardi'nin, bu sene Torreira'nın katkısını Mertens'ten gördük mü? Yok. Yine yakın tarihi hatırlıyorum. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'taki ilk şampiyondaki Sosa katkısı yok bence. Ya siz bu sene Galatasaray'dan bir Karayas yaptınız. Mertens'i koyacak mısınız? Yapalım o zaman yavaş yavaş. Yapalım. Başlayalım. Hocam sizinle başlayalım. Bir 4 oyuncu seçer misiniz Galatasaray'da? Sezonu en iyi oynayan, yani bu oyuncular şampiyonluğu getirdi diyebileceğiniz. Vallahi Muslera, Nelson, Torreira, Oliveira ikisi de şey yapabilirim. Icardi. Muslera kaç hafta oynamadı sakatlıktan? Bir o işte ara girdi. Bir Dünya Kupası'ndan sonra deprem arası çabuk girdi. Döndü. Orada hemen çabuk döndü. Bence Kerem'i saymadınız. Kerem 4 tane hocam, 4 istedim. Ama 4 tane hocam. Geçtiğimiz yıllara nazaran belki düşüşün farklı sebepleri olabilir ama biraz Muslera dalgalandığı için söylüyorum. Icardi, Kerem, Nelson, Torreira. Tümer abi sen de? Icardi. Diğerlerine haksızlık etme abi ya. Abi çok farklı oynadı ya. Erkut bak ben çok uzun senelerden ya Mario Gomez'den bu yana bir santraforun lige bu kadar etki ettiği başka hiç görmedim yani. Çok etkili oynadı. Haksızlık etmeyeyim Kerem. Yine haksızlık etmeyeyim. Bence bu senenin en büyük transferlerinden bir tanesi Sacha Boey. İçeriden çıkardılar. Müthiş oynadı. Ve Torreira. 4 oyuncu bence Karas'taki en etkili oyuncu. Ben Sacha Boey, Torreira, Icardi, Kerem diyorum. Ben Nelson'un çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Aynen Nelson. Nelson Abdülkerim'e de dokundu. Doğru. Muslera dalgalandığı zaman onu da tolere etti. Ve bir istikrar sembolünden bahsediyoruz. 3 haftadır kafa sarılı oynuyor Rambo gibi. Yani ve sol beki de hani sürekli değişen bir sol beki bile hissettirmedi. Sana fordasın yine. Bir tane ölümcül hata yapmıyor. Yani çok iyi oynamasa da... Bir formsuz 3-4 haftası var. 2-3 hafta oldu. Galatasaray'ın da genelinde oldu. Olur ya. Ama hani ben Nelson, Torreira, bak omurgadan gidiyorum ama Kerem son haftalarda Icardi ile beraber Galatasaray'ın gol yükünü asist olarak da olsa hep çeken oyuncu. O yüzden Icardi, Kerem, Torreira ve Nelson bence Boye'nin de hakkını yemem. Evet. Çok başka bir şey oynadı. Bence bugün Oliveira Sacha Boey mesela ya tamam Galatasaray bu sezon Avrupa oynamadı da çok yüksek bonservis bedelleriyle ne bileyim bir İngiliz takımına gitse şaşırır mısınız yani? Ben şaşırmam mesela. Kimi? Sacha Boey. Zaten hep İngiliz takımlarıyla adı anılıyor. Ya da bir Fransız. Daha önceki performans nasıldı? Oynadı takımda. Hocam bu kadar değildi ya. Bu kadar değildi. Hocam işte o kariyerinde patlama yaptı. Evet. İşte tamam işte Türkiye Ligi ve acaba İngiltere Ligi. Çünkü oradaki adam birebir geldiği zaman böyle yanından atar geçer yani. Hocam beğenmedim işte. Hayır onu görmek lazım. Anlamıyorsun. Tabii ki müthiş oynadı, her şey oynadı ama Tümer çok güzel söyledi. Yani mücadeleci bir lig ama kalite... İngiltere ile ya da İspanya ile ya da İtalya ile tartışılır. Yalnız hocam şöyle yani, var o kalitesi. Mesela ya, şu anda öyle gözüküyor. Çok kalite olarak fark yarattı ülkede. Evet. Yani fiziksel direnç olarak da yarattı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Rıdvan futbolcu Beşiktaş'ta bir Rıdvan vardı değil mi? Evet. Beşiktaş'ta ne olursa olsun burada bir fark yarattı. Peki gittiği ligde fark yarattı mı? Yaratamaz hocam. Hiç oynayamadı. Hocam, işte çok farklı çünkü güç farklı. Hazır gitmedi. Burada, enerji farklı. Burada da fark yaratmamıştı. Ya bak başka yere. Ya fark yaratmamıştı ama yine de başka yerden okuyoruz. Hocanın demek istediği şey şu. Sacha Boey'in kariyer sezonu olağanüstü bir fark yaratmış olabilir bizim ligimizde. Ama bizim ligimiz İngiltere Ligi'nin fersah altında. Evet. Çok. Fersah bak. Yani başka bir şey oynanıyor. Ozan Tufan'ı gördüm 3-4 gün önce. Oturduk biraz da sohbet ettik. Abi dedi ben ömrümde bu kadar yorulduğum bir sene geçirmedim dedi. O da kariyer sezonu geçirdi Ozan'da. Bak ömrümde bu kadar yorulduğum bir sene geçirmedim dedi yani. Başka bir seviye abi. Yani çok net 3 haftada 3 maç oynuyoruz. 24 takım var abi çok normal. Haftada 3 maç oynuyoruz. Hoca geliyor ve diyor ki 2 maç oynayacaksın, bir maç dinleneceksin ve diyor ki 48 maç banko oynayan çocuklar var diyor. 48 maç sakatlanmadan, ceza görmeden oynuyorlar diyor. 48'de 48. Ya Erkut arabayla gidemezsin o yolu bak. Abi kim bırak koşmayı ya? Arabayla gidemezsin. Ama röportajında diyor ki bir sezonda 70 küsur maç. Pedri. Sonra sakatlandı gerçi. Orada da Erkut yaptı röportajı. Ne dedi Ozan Tufan? İlkay abi çok şanslı. Etrafında oynayanlar çok kaliteli diyor. Ben Manchester City'nin Stoke City kadar koştuğunu düşünmüyorum. Boş koşmuyor. Topla koşuyor. Vallahi boş koşmuyor yani. Çok zor abi. Yanlış anlaşılmasın. Tabii yok hocam. Çok güçlü, çok... Hocam nedir biliyor musunuz? Şu detayı kaçırıyoruz. Şimdi mesela örnek vererek söylüyorum. Ya net bir şey söyleyemiyorum. Onu demek istiyorum. 2 sezondur Kerem iyi performans gösteriyor. Bu sene de daha faydalı değil mi? Şimdi Avrupa'da bir takım neye bakar biliyor musunuz? Güzel. Kerem genç milli takımlarda kaç maça çıkmış kardeşim? Ona bakar mutlaka. Sayısı çok az. Bir de Sacha Boey'e bakar. Var çocuğun Fransa alt yaş grupları. Mesela bu bir referanstır. Yani bir Fransız oyuncu için ya nerede oynarsa oynasın artı 5-10 milyon eurodur. Bak Avrupa'ya yani gider. Kerem de gider, Boey de gider. Ama şimdi oraya geldikten sonra Kerem bugün bu sene müthiş futbol oynadı. Evet. Kerem 10 toptan 8'i burada kaybederse çok fazla bir şey gözüne batmaz ve çok fazla belki şey olmaz. Çünkü yanında oyuncu var, birileri çıkar, gol atar, işte arada bir geçer. Ama Avrupa'da böyle bir şey, böyle bir kredin yok. Bence Sacha Boey'i kaybettiği yer teknik olabilir, yani, teknik özellikler olabilir. Şöyle söyleyeyim, bence şampiyonluk adayı takımlar haricindeki takımlarda Premier League'de de oynayabilir. Ya Erkut, referans bence için oynayabilir. Zaten. Referans için, yani transferdeki referans şu, oyuncu milli takım oyuncusu olmak zorunda. Özellikle İngiltere için. Hı hı. Yani son %60'tı bildiğim kadarıyla. Evet, milli takımda oynayacaksın. Sacha Boey değil. İşte yakın tarihleri o genç milli takımları var ya, belki oradan da hani. A milli takım oyuncusu olacaksın. Yok abi, genç milli takımı da kabul ediyorlar. Bu abi, bir. İki, bir turnuva oynamış olman lazım. Transfer için gerekçileri söylüyorum. Yani bir Dünya Kupası'nda boy göstermiş olman lazım. Bir Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermiş olman lazım. Veya kulüp takımında Avrupa yolunda çok ciddi işler yapıyor olman gerekiyor. Arda Turan nasıl gitti Atletico Madrid'e? Galatasaray'daki performansıyla mı sanıyorsun? Bak bu 2-2 daha 4. Turnuvalardaki başarı transfere etki eder. Oyuncu milli takım performansıyla etki eder. Veya kulüp takımıyla Avrupa Kupalarında gösterdiğin... Ve hangi ülkede geldiğinde de çok önemli. Tabii, doğru. Mesela Türkiye'den geldi. Mesela bizim Bosna'da da öyle. Hani Bosna'dan gidiyorsan oraya %200 olman lazım. Tabii. Yani orada biraz 1-0 mağlupsun. Tabii, adam Arjantin'den geldiğin zaman 1-0 galip. Çünkü Arjantin'den geliyor veya İngiltere'den. Evet. Pasaport da işliyor. Pasaport çok bakıyorlar. Yani o genç yaştan itibaren, yani altyapıyı ne kadar almışsın? Zaten sen U15, 16, 17, 18 milli takımının formasını giyirsen diyor ki bu çocuğun temeli var diyor. Mesela Kerem'in kaybettiği yer orası olur. Örnek vermek için söylüyorum bunu ama Sacha Boey oradan kaybetmiyor. Bir de Fransız olduğu için bu anlamda bir avantaj olur ama bence hani İngiltere Premier Ligi ile kıyaslayacak olursak bana kalırsa Sacha Boey'in biraz teknik özelliklerinin geride kaldığı düşüncesindeyim. Yoksa fiziksel gücü... Onu da biraz geliştirelim. Walker'la kıyaslamıyoruz değil mi? Tabii yani. Walker'la kıyaslayacak. O seviyeye çıkamaz. Oralarda o seviyede bile olmadığı bir gerçek. Ama transfer dedi Tümer abi. En fazla Everton, Arsenal, Tottenham görebilir yani. Onu demek istiyorum. Yani bence daha da gelişebilir. Çünkü hem genç hem yapısı çok iyi. İnanılmaz iyi, fizik kalite gösterdi bu sene var. Ya. Bence çok. Yani mesela sağdan indiği zaman kafasını kaldırıp topu doğru oyuncuya çıkartması bir donedir bek oyuncu için. Ben geçemiyorum mesela. Hayalimde geçemiyorum. Birebir de geçilmesi çok zor bir oyuncu oldu. Bence bizim ligi aştı bek olarak. Normalde geçerim yani. Onu söyleyeyim ama transfer dedi Tümer abi. Mesela şu anda kutlamaları en az süre yapacak isimlerin Galatasaray yöneticileri olması lazım. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. Evet. En fazla 15-20 gün herhalde sonra açacak ligi tekrar sezonu. Bittikten hemen sonra. Doğru mu? Bir arkadaşla beni uyarsın. Bu Inter'in durumundan dolayı bir öneleme turu az oynayacağı için o kadar erken açmasına da gerek yok. Icardi karşısında soru işareti olan bir durum. Gider mi, kalır mı? Bu performans bir transfer yaptırır mı? Ben bu performansla çok fazla talibi olacağını düşünüyorum Tümer abi. Aynı fikirdeyim ama gitmeyeceği kanaatindeyim. Hayır, kendisi kalmak isteyebilir ama kulübün bonservis bedelini Galatasaray'dan daha yüksek tutabilecek Bulamaz bir takım. Simge Sağ'ın şarkısı oralarda çünkü. Bir abi şimdi... Burada mutlu. Bir şey söyleyeceğim. Huzurlu da bir yer. Şey olarak da antrenmanı da istediği gibi... Erkut çok güzel söyledin bak. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyor oyuncular abi. Dünyanın en güzel şehrinde. Keyfini çıkarıyor. Keyfini de çıkarıyor. Bir de bir şey soracağım. Avrupa'ya giderse 10 milyon euro verirler mi Icardi'ye senelik? Gideceği takımı yıllık olarak. Bence Avrupa'da o parayı bulması zor. Vermez. Ama burada işte 5 net alır. Siz şey diyorsunuz, vergilerle 10 milyon euro almaz. Canım adam onu da tercih edecek yani sonuçta bakacak. Galiba Icardi'nin açıklamaları var. Bir bakalım, bu konuya da değinmiş olabilir. Mauro Icardi buradaki masada şöyle bir kareas yaptığımızda ilk aklımıza gelen isim oldu Galatasaray'da performansıyla. Türkiye'de hedefim şampiyonluğu almaktı. Amacımız buydu. Bütün yıl bunun için çalıştık ve sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz. Benim için çok özel bir yıldı. Bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde birçok gol atayım, zaman bulayım istiyordum. Hocamız bunu verdi. Erdem Bey bana bunu verdi. Herkese çok teşekkürler. Benim için inanılmaz, harika bir sezon oldu. Burada çok mutluyum. Burayı çok seviyorum ancak başka bir kulüpte sözleşmem var. Onlarla da görüşülmesi gerekiyor demiş. Paris Saint-Germain tekrar oynatmayı düşünür mü sence? Düşünebilir. Bence düşünmez. Bu da bir opsiyon çünkü. Ya ve oyuncu böyle bir opsiyon olduğu zaman gelmez bir daha. Bence düşünülmez ha. Bilmiyorum. Paris düşünmez mi hocam? Bence orada düşünmez. Bir de kulübün satılma durumu da var. Yani çok bu yönde haber var. Hani Katarların kulübü satma gibi bir durumu. Bir de bir yıllık sözleşmesi kaldı. Bunu paraya da çevirmek istiyor da olabilir. Adamlar Messi'ye bile gönderiyorlar fazla. Yani. Sevgili hocam. Hocam nasıl gitti? 300 milyon euro. Yani. Uzun zamandır kiralık oyuncunun bu kadar iyi oynadığı çok nadir gördüm. İşte o yüzden çok etki etti yani. Dönebilir mi diye sordum zaten ben de. Kiralıklar biraz sallanır yani. Aynen. Nasıl olsa gideceğim yani. Sahiplenmez. Almaz, sahiplenmez. Kiralıktı Porto'da. O benzer bir sezon geçirdiğimiz zaman tabii Icardi daha üzerine çıktı. Ama sanki veda ediyor gibi. Ben de evet konuştum. Bir kalma sinyali görmedim. Bilmiyorum. Sanki veda ediyormuş gibi ben izin aldım. Bilmiyorum. Siz öyle algılamış olabilirsiniz. Ben kalacağı kanaatinde benim öngörüm. Nereden bulacak böyle stoperleri bizim ülkedeki? Bayılır. Bugün de mesela ya hipnotize ediyor resmen stoperleri bu arada. Bizim stoper kalitesi düşük bir lig olduğumuz da gerçek. Bu sadece hani Icardi'nin kalitesini asla tartışmam. O bambaşka bir şey. Ama bizim hani üçlü falan oynuyor ya teknik direktörler. Bazen stoperlerin kalitesizliğinden üçlü oynamak zorunda kalıyor. Biliyorsun değil mi? O kadar kaç yaşında oldu? Bunları atıyor şeydi. Erkut bir şey söyleyeceğim. Erman doğru bir noktaya değiniyor. Bak Beşiktaş maçında bir ön bir arka yaptı. Tık geldi rakibin önünden kafayı vurdu. Fenerbahçe maçı enteresan bir vuruş. Bugün yine oralarda hayalet gibi gezip Erman hipnotize ediyor diyor. Ama doğru. Abi Serie A'da da attı bunları. Erkut şunu anlatmaya çalışıyorum bak. Serie A'da da atıyor. Mahareti biz bunu anlatırken ya öyle şey olurum falan diyenler oluyor. Ya tabii ki iyi orta diye bir şey var. Baliç ortası diye bir şey vardı yani. Baliç hoca bir keserdi. O kafana top tehlike olur. İyi orta diye bir şey var. Adrese kafaya kesersin. Ama biraz maharet de santraforun aldığı pozisyondur. Yani sen rakibin kucağına kendini hapsettiysen istediğin kadar zorla kendini kafasına atamazsın yani. Rakip avantajlı olur. Şimdi öyle bir pozisyon oluyor ki önüne çok iyi yani. Sen sadece bölgeye atman yeterli oluyor. Ofsayda düşmüyor ya. Evet. O çok iyi, o çok. Hem stoperin önünde inanılmaz var. Hem stoperin önünde hem de ofsayda düşmüyor mesela. Yani o yüzden diyorum hipnotize ediyor. O kadar dikkatli ya ki. Bu sadece Ankaragücü'nün savunması üzerinden okunan bir şey değil. Bütün sene boyunca herkese yaptı. Beşiktaş'ın stoperi Saysa da yaptı. Hı hı. Örnek veriyorum bugün Arda'ya da yaptı. Şimdi mesela içerideki Beşiktaş derbisinde bir gol atmıştı ya kafa golü. Hı hı. Ertesi gün ben Milano derbisinde aynı golü attığını gördüm. Aynı hipnotise yani. Evet evet hatırlıyorum. Milan stoperleri de çok kaliteli ama onları orada şöyle uyutup aynı golü atmış. Bir geri gidiyor. Var repertuarda. Bak bu arada çok da sakatlandı, ülkesine gitti. Ben sezonun ilk yarısında Icardi'nin performansı kadar özel hayatının da konuşulduğu dönemler hatırlıyorum. Yani buna rağmen burada daha kolay yaptı. Şimdi bir İtalya Ligi için tekrar Fransa'ya dönerse bundan daha iyisini yapmak zorunda olduğunu eminim biliyordur. Belki o yüzden de Türkiye'de kalmak isteyebilir. Ben de sana o anlamda katılıyorum. Ya belki yani de değil. Antrenman benim için sıklığı, sertliği, derecesi, özel yaşantısının biraz tolere edilmesi, her şey Türkiye'de onun için 4-4'lük. Ama neyi hayal ediyordur dersen Paris Saint-Germain'i tekrar hayal ediyordur yani. Bu arada çok ben biraz açıklamadan Icardi Okan Hoca'yı omuzlarında taşıyor gerçekten de. Bana da açıklamadan biraz onu gördüm. Sanki veda ediyor. Bir de 29 yaşında sen dedin. 29 yaşında. Bence 29 yaşında daha da belki Avrupa'ya şey yapmak ister yani. Ya çok talibi çıkacaktır Erkut. Ya Paris Saint-Germain'in kapısını çalacak. Galatasaray, hatta Galatasaray'dan bonservis bedelini daha fazla ödeyebilecek güçte. Mutlaka takımlar çıkacaktır. O yüzden o bonservis bedelini yükseltebilenler senelik parasını da yükseltebilirler. 20-21 mi yaptı şu anda? 20 yaptı. 20 yaptı. İddia ediyorum mesela Avrupa'nın genelinde desem ki size Icardi'den daha iyi forvet sayın, golcü sayın desem yani 6-7'de kalırsınız. Ama bence. Erkut. Yani gerçekten de saymaya kalksanız 6-7'de kalırsınız. Oyuncunun büyük takım tedrisatı var ve oyuncu bilinen bir oyuncu. Oyuncuyu biliyorlar yani. Şimdi Paris Saint-Germain tamam mı? Kiralık bir oyuncu vermiş Galatasaray'a. Oyuncu seneyi 20 golle geçirmiş. Tamam ve şampiyon olmuş. Bu iki şeyi gösterir. Ben yönetici olsam Paris Saint-Germain'de şunu derim. Bizim çocuk çok iyi bir sene geçirmiş. 20 gol bir santrafor için tamamdır. şampiyon olmuşlar veya Türkiye Ligi gerçekten kötü bir lig. Icardi bile 20 yaptı diyebilir. Başka bir açıklama yok çünkü. Şimdi ben söylüyorum, bizim ligimiz kalitesini tartışırız ama santraforlar için, özellikle Icardi tarzı santraforlar için peynir ekmek gibi 20 tane atar, 25 tane atar yani. Peynir ekmek gibi. Başka maziyette. Abubakar geldi devre arası, evet, başka bir çevreye büründü. Ve bu oyuncular takımın çevresini değiştiren oyuncular. Çünkü sıkışıyor oyun bir yerde. Tık, tabelaya bir kaldırıyorsun kafayı, Icardi yazıyor, 1-0. Evet. Başka oyun oynuyorsun o zaman. Büyük takım oyununa geçiyor olay. Çok önemli iş çıkardı. Doğru, sadece büyük takımlarda değil mesela. Hani buna benzer belki o sayılara ulaşamadı da Adebayor'u hatırlıyorum mesela. Başakşehir'de de böylesine sahne aldığı maçlar oldu. Eto'yu hatırlıyorum bu şekilde. Hocam Wagner'la aldı. Siz Alanya'da çalıştınız. Yani o da leblebi gibi atıyordu denk geldiğinde. Bir şey sorabilir miyim? Tam tarihleri bilmediğim için söylüyorum. Hı-hı. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 25 Temmuz'da atacak sezonu. Tamam. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmediği ne zaman belli oluyor? Belli oldu işte. 25 Temmuz'da. O ön eleme oynayacağı belli oldu. Ha. Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceğinden bahsediyorum. Şimdi Icardi gibi bir oyuncuyu alabilmek için para kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynama kozu da çok önemlidir çünkü. Yani Icardi eğer Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalması kesinleşirse ve o döneme kadar bir yere gitmemiş olsa bence transfer şansı Galatasaray'ın daha yüksek. Çünkü oyuncunun hayali hep Şampiyonlar Ligi oynamaktır ya. Peki sizce maliyeti ne olur acaba? Hani ben hep para konuşuyorum ama. Hocam valla parayı harcayacaksan Icardi gibi oyuncu harcayacaksın. Yani ama benim gözümde ne kadar olur? 15 milyon euro verir mi? Abi santrafora parayı vereceksin. %100. Yok onu santrafora parayı vereceksin abi, evet, bak. Santrafora parayı vereceksin. 15 eder mi? Devşirirsin stoperim töperim. Yani bana göre eder de parayı yok edecek mi yani? 22-29 Ağustos Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuymuş. Yani Galatasaray playoff'ta kalırsa oluyor. Evet. Lig başlamış. Orada ona göre bir karar verilir. Yani o zamana kadar Icardi'yi bekleyebilir mi? Bekleyemez bana göre. Galatasaray'ın bu arada bir değil, 2 santrafor alması lazım. Onu da söyleyeyim. Doğru. Gomis'te. Yani Icardi kalsa bile yanına mutlaka santrafor alması gerek. Büyük takım farklı kulvarlarda mücadele edecekse, hele bir Avrupa ise mutlaka santrafor genişliği ve kalitesi yüksek olmalı. Evet. Bu arada bilmiyorum, Mustafa Muhammed de kiralık. Jagden'in durumunu bilmiyorum. Galatasaray'ın bonservisi. Öyle bir durumda var ama Galatasaray tekrar oralara döner mi? Orasını bilmiyorum ama. Raşitsa çok iyi bir sene geçirdi. Evet. Ki o da kiralık. O da kiralık. Peki Torreira'ya asılan olmaz mı? Mutlaka isteyen olacak. Bence Nelson'un mukavelesinde yazını da ödeyip alabilirler. Yani bu omurga tehlikede Galatasaray'da. Tabii. Hani o başarıyı kılan omurga şu anda tehlikede. Ama orası bizim işimiz değil. Şimdi Erdem Bey'i de tebrik edelim. Bu oyuncuları bir araya getirmek. Bir haftada aldı ya. Bunun kadro mühendisliğini yapmak çok maharetli bir iş. Bence çok özel bir iş, tutum. Sevk ve idaresi ayrıca. Abi bu büyük oyuncular geldiği dakika 8-10 tane egolarıyla beraber geliyorlar. Burada sevk ve idare son derece önemli. Tamam, İstanbul'un avantajları var. Büyük takım avantajları var. Şehrin avantajları var. Tesisler güzel. İmkanlar güzel. İlgi güzel, alaka güzel. Oyuncu buralardan tabii ki nemalanıyor. Ama işler iyi giderse tadından yenmez. Şimdi dönelim Fenerbahçe cephesine. Bu suyun öbür tarafına. Orası da büyük takım. Ama Joao Pedro'ya soralım bakalım nasıl geçti sene diye. Tümer abi yalnız şöyle bir detay var. Evet, Tümer abi çok güzel saydı. Gelen oyuncuların CV'sinde yazan takımlar çok güçlü takımlar. Ama hepsi de düşüşte oyuncular. Mesela Mertens gelmiş, opsiyonu belli bir süre oynadıktan sonra geçerli oluyor. Doğru. Yeter bizim ligimiz. O düşüş bizim ligimiz için yeterli. İşte evet, bizim ligimiz, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani düşüşteki bir oyuncuyu bile alsan %50 ile oynayarak da fark yaratabilir. Ya Marek Hamšík nereye Türkiye'ye gelecek de futbol oynayacak ya? Marek Hamšík nasıl oynayacak abi? Düşüşte olmayan Marek Hamšík'i görebildik mi yani? Napoli'de izledik işte. Onu prime'ında alman çok zor. Yani mesela bu anlamda beni şaşırtan asıl transfer Zaniolo, ama sezon başındaki asıl beni şaşırtan transfer Vegors'tur mesela. Yani sezon başında Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'un transfer listesinde olan oyuncunun bir şekilde Beşiktaş'a gelmiş olması, ki zaten devre arasında da Manchester United'a gitti. Asıl beni şaşırtan transferlerden biri budur. Şimdi bir arkadaşım demiş ki Torreira kiralık değil zaten. Biz kiralık demedik. İsteyeni çok olur dedik. Evet. Yani dinlerken tıkamamak lazım bir şeyle. Ama Weghorst'un gelmesi ya gülme. Weghorst'un gelmesi bence çok sürpriz değil ya Erkut. Çünkü Weghorst tarzı oyuncuların bir oyuna ihtiyacı var. Mesela Manchester United'da çok süre aldı. İyi oynadığı maçlarda da gol yapamadı ama onun oynatılış tarzı arkasındaki oyunculara çok pozisyon hazırladı mesela. Herkes diyor ki gol bile atamadı. Belki de hedefi daha çok hazırlamak oldu. İşte bak Avrupa başka, İngiltere Avrupa başka. Bambaşka. Oyuna göre transfer yapıyor, tabii, sen bak, isme göre transfer yapıyorsun. Fiziki kalitesi çok iyiydi değil mi Weghorst'un? Evet. O yüzden gidebildi mi? Bizim ligimizde. Evet. Orada ama ne oldu? Bir fark yarattın mı İngiltere'de? İşte şöyle az oyuncu değil ama. Erkut, biraz önce söylediğimiz aslında başka bu. Bir şey söylüyoruz Erkut. Fiziki kaliteyle İngiltere'de fark yaratabilmek çok kolay iş değil. Evet. Abi çok farklı. Bir de şurayı ben genel anlamda Galatasaray'ı yorumlarken hep şunu da söyledim. Galatasaray transfer politikasında konuşurken sol bek dışında devşirme oyuncu görmedik biz. Sağ bek havuzunda 2-3 oyuncu var. Stoperlerde oyuncular var. Orta sahada 6 numarada 2 oyuncu, 8 numarada 2 oyuncu, 10 numarada 2 oyuncu. Kanatlarda 2'şer 3'er oyuncular var. Santrafor'da öyle. Yani işte Ferdi Kadıoğlu gibi sağda başlayıp sağ önde devam edip sonra sol bekte bitirmedi. Yani ne bileyim Beşiktaş'taki durumda olmadı. Dolaba döndü ya. Aynen, Osay, Samuel de öyle abi. Bir tek Dubois Samuel de aynı. Sol bek oynadı o kadar. Başka yok yani. Stoperde oynadı. 6 numarası 6'da oynadı. Hani 6 numaradan bir 10 numara da yaratmadılar. Peki Tümer abi bir iyi bilir. Baliç hocam da iyi bilir. Baliç hocam teknik direktörlük kısmında da var. En kolay. Her masada varsın hocam. Vallahi. Hakikaten her yerde varsın. Hangi pozisyonun daha kolay tolere edilebileceğini düşünüyorsun futbolda? Bu santrafor değil. 8 numara değil. 6 numarayı stoperden kırdığın zaman bir oyun zafiyeti. Bekler. Yani Beşiktaş İsmail Köybaşı bekle şampiyon oldu. Andreas Bek'le. Yani ikisi de çok öyle fark yaratan oyuncular değillerdi mesela. Örnek veriyorum Trabzonspor'un sol beki Ensekala şampiyon. Hani Poaç mıydı? Poaç diye bir oyuncu geldi. Hani hakikaten asla transfer etmezsin. Anadolu kulübüne de etmezsin. Onunla şampiyon oldu mesela. Ya oralar tolere edilebilir pozisyonlar Erkut. Ama Galatasaray'ın diğer bölgelerindeki oyuncuların tamamı Süper Lig konseyi çektiğimizde de çıkacak ortaya. Hep fark yarattılar. Ya devşirme olmadı işte yani. Mesela Cenk Tosun'un sol açıkta oynaması gibi durum yok Galatasaray'da. Ne yapıyor? Hani Icardi'yi sol açığa koyup Gomis'i santrafora koymadı ki hiçbir zaman Okan Hoca değil mi hocam? İşte olmadı çünkü biraz önce söyleyeyim. Yani sistemde asla vazgeçmiyor. Evet. Sadece o sisteme göre buradaki oyuncuya işte sağ tarafta Raşitsa hem çabuk hem geri gelebiliyor. Kerem sol tarafta hem gidiyor hem geliyor değil mi? İçeride iki yönde de oynayabilen özellikle Oliveira işte Miçu'da oynadığı zaman Mertens de var. Mertens de ne kadar formsuz da olsa şimdi biraz önce tartıştık ya. Alver'de de var. Hani düşünüyorsun Mertens kulüp takımdan varsa kolay vazgeçemezsin. Tabii. Çünkü hep düşünüyorsun ya. Hatta futbolcular da onu görür. Ya Mertens çıkar belki bir şeyler yapar. Gerçekten bu teknik direktörü de böyle bir şey. Kolay vazgeçmezsin. Yani ısrarı da onun için bence Okan Hoca. Yani hep yakalayamadık senin gibi bir teknik direktör. Nasıl olsa bir şey yapar değil. Peki çok güzel gidiyoruz ama arada vermemiz lazım değerli izleyenler. Şu anda YouTube'da da izleyen sayımız oldukça fazla. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. Mesajlarınız da geliyor. Elimizden geldiği kadar okumaya çalışacağız ama çok kısa bir ara sonrasında tekrar birlikteyiz. Türkiye'nin gururu Manchester'ın iki tarafı FA Cup finalinde karşı karşıya geliyor. Manchester City ile Manchester United futbol tarihinin en eski organizasyonunda zafere uzanmak için pozlarını paylaşacak. Mahrez hareketli alan top bekliyor. Riyad Mahrez kendisi sokuldu, karşı karşıya ve gol! Vay Mahrez! Müthiş bir solo! Riyad Mahrez'den Lindelöf geliyor. Lindelöf ve gol! Manchester United finalde! Manchester City, Manchester United FA Cup final maçı 3 Haziran Cumartesi 17'de Wembley'den canlı yayınla TV Bu Spor 1'de. ...2023 Dünya Halı Saha Şampiyonası'nın heyecanı TV Bu Spor'da yaşanıyor. Almanya'nın Essen şehrinin ev sahipliği yapacağı ve tam 40 ülkenin boy göstereceği organizasyonda Türkiye, son şampiyon Brezilya'nın yanı sıra Macaristan ve Fil Dişi Sahili ile birlikte D grubunda boy gösterecek. 2023 Dünya Halı Saha Şampiyonası 2-11 Haziran tarihlerinde TV Bu Spor'da. Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmakta suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2023 yılı itibarıyla 36.061 TL'den 144.300 TL'ye kadar idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Ne arıyorsun Sedef? Işıltımı arıyorum. Ya şu an ne arıyorsun? Günlük desteğimi arıyorum. Sebep? Yok yok, bunun nerede olduğunu biliyorum. Buldum. Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin ürün ailesiyle Dynavit. Eczacıbaşı'ndan aradığım destek. Dynavit, aradığım destek. Trendyol yemekten soğuk gelebilecek tek şey... Nefis bir soğuk sandviç. İster soğuk, ister sıcak lezzetlerden 60 TL indirimle sen de ilk siparişini ver. Hızla kapına gelsin. Don't be afraid, my dear. Keep looking for love. Don't be afraid, my dear. Keep looking for love. Don't get scared, my dear. Bizce teknoloji devleri arasına girmekten daha güzel olan tek şey bir çocuğun gönlüne ve hayallerine girebilmektir. Monster Notebook, çocukların korkmadığı tek canavar. Sürekli hareket halinde olmak için korumayı hissetmeliyim. Orkid Platinum'u keşfedin. Comfort Fit kanatlarıyla çamaşırınıza daha iyi uyum sağlar. Pedler neredeyse sıfır sızıntı ve sıfır koku için tasarlandı. Korumayı hissettiğimde en iyi şekilde oynarım. %100'e varan sızıntı koruması ve %0'a varan kokuyla Orkid Platinum. Hemen denemen için ürün bedelinin %100'ü iade. Geri kalan günlerde de Orkid seninle. Orkid günlük pedin kuruluk hissi, koku kontrolü ve rahatlığıyla üçlü koruma. Orta Nokta devam ediyor değerli izleyenler. Tümer Metin, Erman Özgür ve Elvir Baliş ile birlikte TV Bu Spor stüdyosundayız ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Sarı Kırmızılar başkentte Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'de 23. kez şampiyon olmayı başardı ve karşılaşmanın hemen ardından da sıcağı sıcağına röportajlar var. Hemen ekrana getirelim, bakalım şampiyonluk sevinci nasıl yaşanıyor. Galatasaray'a çok yakıştı. Bütün Galatasaraylılara kutlu olsun. Dediğim gibi Cumhuriyet'in 100. yılı, Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Cumhuriyet'in doğduğu yer. Dolayısıyla evet, bu 100. yıl şampiyonluğu Galatasaray'a çok yakıştı. Ben emeği geçen herkese, özellikle taraftarıma, Ondan sonra teknik kadroma, oyuncularıma, yöneticilerime, kim varsa aklınıza gelen genel kurul üyelerime bize büyük destek verdiler. Bu şampiyon onların payı büyük. Bize inandılar ve ilmek ilmek biz de bile dokuduk. İlmek ilmek dokuduk. Birinci günden son güne kadar ilmek ilmek dokuduk. Her şeye, herkese karşı. Ben camiama hayırlı olsun diyorum, 23. şampiyonluk. Arkası da gelecek. Şimdi hedef ne diyeceğim başkanım? Avrupa. Valla şimdi önce Avrupa, ondan sonra ligimiz gelecek. Dolayısıyla Galatasaray'a en üst seviyede hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu işe başımızı koyduk. Allah mahcup etmedi. Ben bütün emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray diyorum. Yaşasın Galatasaray. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. C'est mon frère. Vay, kardeşim gerçekten Saşa sezonun oyuncularından biri. Çok büyük bir gelecek bekliyor onu. Onu çok seviyorum. Biraz da duygulandım. İnşallah mon frère. Şampiyonluk ne hissettiriyor? Incroyable. Incroyable. İnanılmaz, inanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Peki. Merci. Merci. İrfan. Kaçıncı kez söyledim bilmiyorum ama yani taraftarımız biz. Çok mutlu olduk, çok acı çektik, çok üzüldük. Çok yorucu, çok zor bir sezonda. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ben bunu çok hak etti kardeşim, buyur. Baklavanı al. Apoma. Dediğim gibi hak ettik ama sonunda gülen taraf biz olduk. Taraftarımıza armağan olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonumuzu başkentte aldık. Gerçekten çok değerli. Diyecek bir şey yok. Çok mutluyuz abi. Teşekkür ederim. I feel amazing. I feel amazing. That was my goal this season. That was the team goal this season. So we managed to do it. And yeah, we are champions. So that feels amazing. Muhteşem hissediyorum. Hem benim için hem takım için şahane bir sezondu. Çok güzel bitirdik. Bunu şahane hissediyorum kendime. Peki şimdi bundan sonraki hedef nedir Galatasaray için? Şampiyonlar Ligi var. We have the Champions League ahead. No, that is to come in the group stage in Champions League and doing good there. We need to celebrate now, and then I'm pretty sure the goal of Galatasaray is to win next year again. But Let's celebrate together with our family, with the fans, and then we go again next year. Evet, hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi var ve seneye yine Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmak olacaktır. Fakat şimdi bunu kutlayalım hep beraber, ailemizle, taraftarlarımızla, takım arkadaşlarımızla beraber. Şimdi kutlama zamanı. I was in the bunch. When you are the bunch, you are not actor, and then tu as beaucoup plus de stress et d'émotion. Açıkçası bu şampiyonluktu çünkü açıkçası gençlerin olduğu bir takımın içerisindeyim. Daha çok kulübede oturdum ama daha çok duygulandım. Onun için de bu. C'était aussi après une année difficile où les supporters de Galatasaray ils ont beaucoup souffert, la communauté. Et j'étais venu l'année dernière en me disant que l'année prochaine on soit champion. Et je suis bien content avec des dirigeants qui sont venus, qui ont apporté leur nouvelle énergie, des joueurs qui se sont vite intégrés à cette belle famille de Galatasaray. On est content aujourd'hui de remettre Galatasaray à sa place, c'est-à-dire champion. Açıkçası geçen sene geldiğimde çok zor bir Galatasaray'a geldim ve o zor Galatasaray'dan tekrardan bir Galatasaray var ettik bu sene. Tekrardan şampiyon olduk. Burada tabii sadece ben değil, bütün takım çok fazla çaba sarf etti. Aynı zamanda yöneticilerimiz ve sene sonunda da mutlu sona ulaştık. Vallahi bu duyguların tarif edilemez bir şey olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Sezon başından beri bunun hayalini kuruyorduk ve bugün başardık bunu. Bütün takım arkadaşlarımın, hocalarımın ayağını yüreğine sağlık. Arka tarafta staffımız, onlar çok büyük emekleri var. Onlara çok teşekkür ederiz. Başkanımız Erden abi maddi manevi her zaman yanımızdaydı. Onlara teşekkür ederiz. Vallahi çok mutluyuz. Diyeceksiniz bulamıyorum. Hani bu gece bitirmeyeceğiz. Bu gece bitmeyecek. Aynen. İstanbul şampiyon geliyor. Evet, haklı bir mutluluk yaşıyor Galatasaraylı oyuncular. Başkan Sayın Dursun Özbek ki onun da çok geç yapılan kongre sonrasında hemen transfer hamlelerine başlaması, yetkiyi tam anlamıyla Erdem Bey'e teslim etmesi ve Erdem Timur ve ekibinin de bir hafta içerisinde bu oyuncuları takıma kazandırması da bir yönetim başarısı. Bence yönetimi de burada değerlendirmek gerekiyor, tebrik etmek gerekiyor. Yani her yerine doğru iş yaptılar. Yüzde kaç başarı? %100 görünüyor. Yani, hayır, transferde Seferoviç, Mata dışında başarısız transfer var diyemem. Bence Dubois da bekleneni yarattı. Bence katkı sağladı ama yine de. Katkı sağladı ama hani şimdi Icardi öyle bir oynadı ki, Mertens, Icardi, Oliveira ve Torreira öyle bir oynadı ki bir iki tane iyi olmasa da başarısız gözüken transferin üstü örtüldü. Bence transferde, özellikle yabancı transferinde %50 başarı yeterlidir. %50, %60. Ki üzerindedir bence. Üzerindedir de Galatasaray. Değil mi hocam? Yani Mata ve... Aynen ben de katılıyorum. Dışında. Dubai'de bence de bir katkı vardı. O oynadığı iyi maçları da var. Ama evet, Seferovic ve Mata'nın dışında evet hepsinden, yani dediğim gibi ilk 11'de oynayan, sonradan giren hepsinden şey oldu, faydası oldu Galatasaray. Ya bu arada tabii hani... Tabii yönetimi tebrik etmek lazım. Sezon başındaki... Yani, devre arası Kaan Ayhan transferi de. O da önemli. Yani ya, çok fazla iş düşmese de... O da verim açısından... Gerçi hiç düşmedi dediğin gibi. Başakşehir oynatılmadı zaten. Kupa maçında iyi oynamadı. Hı hı. Bence hani beklenti orada biraz sıkıntı oldu ama bundan sonraki dönemler içerisinde Kaan Ayhan önemli transfer oldu. Bir de uzun süre hani forma şansı bulamadan geldiği için hazır da değildi. Bir de Tümen abinin bahsettiği gibi işte Arsenal'den oyuncu alıyorsunuz, Porto'dan alıyorsunuz, Paris Saint-Germain'den alıyorsunuz, Napoli'den, Roma'dan. Ama bir tarafta da Erzincanspor'dan gelen Kerem, Keçiörengücü'nden gelen Barış Alper, Konyaspor'dan gelen ve sadece geçen sezon bize kendini yeniden hatırlatan Abdülkerim, bu tür oyuncuları da yukarıya doğru çıkardı. Yani o seviyeye çıkmasa da ayak uydurdu. Abdülkerim de müthiş oynadı sezonda. Keşifler var. Keşif. Müthiş oynadı Abdülkerim. Abi keşif, mesela Barış Alper'in santraforlu bir keşiftir. Hı hı. Bu keşifleri yaptı Okan Hoca. Ya bence çok değerli hikaye burada. Yani ne alakası var dersin, Kadıköy deplasmanında bir sürü iyi santraforun varken Barış Alper'le oynayıp... Icardi kenarda, Gomis kenarda, Barış Alper'le başladı. Evet. Hatırlıyor musunuz? O derbiden önce biz bir muhtemelen 11 paylaşmıştık aldığımız istihbarattan. Sen söylemiştin. Evet, Barış Alper santrafor çıkacak diye. Biz de şiddetle karşı çıkmıştık. İnanmadık biz de yani. İnanmadık ama çıktı. Ben o dönemde aldığım bilgi şuydu. 3 hafta öncesinden hoca bunu kurgulamaya başlamış. Erkut, başka türlü olmuyor ki zaten. Yani bir plan yapmazsan maç, hafta ve hafta, bunlar... Şifaen söylenmiş sözler değil. Gerçekten akıştaysan söyleyebilirsin. Şimdi bütün takım aynı hedefe toplayabilmek, aynı duygu üzerinde kalabilmesini sağlamak, planı anlatmak, ikna etmek, bunlar teknik direktörlük maharetleri. İyi de ekibi var. İrfan Hoca çok iyidir. Daha önce söylemiştim. Oyuncuyla ikili ilişkileri çok düzgündür yani. Bu da alıştığımız artık şampiyonluk sonrası basın toplantı odasındaki ıslatma görüntüleri. Evet. Ne güzel ya. Şampiyon oldu. Eğlenecek abi. Eğlenecek abi. Böyle şampiyon tişörtte güzel oldu. Allah her futbolcuya nasip etsin ya. Bu işi yapan meslektaşlarımızın hepsine şampiyonluk yaşamayı nasip etsin. Çok güzel duygudur yani. Mesela Barış Alper, hazır oradayken söyleyeyim, sezon boyunca bir Aşisa'nın yerine oynasaydı, bir Kerim'in yerine oynasaydı veya onların yerine oyuna girerek devam etseydi, bugün gösterdiği performansı gösteremeyecekti. O santraforluğu, bazen ikinci santraforluğu, bugün kaleciyi geçip attığı goldeki mahareti, koşusu, tabii kaliteli takımın ona hazırladığı pozisyonlar da bir oyuncuyu gelişim olarak üst düzeye çıkarır. Mesela o keşif, Barış Alper'in özelliklerini antrenmanda ya da hazırlık maçlarında seyrederek yapılmış bir keşif. Ne oynamıştı derbide ya. İnanılmaz oynadı. Bu arada Beşiktaş derbisini de çok iyi oynadı. İyi oynamış. Kafayla asist yaptı orada da, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şunu da es geçmeyelim. Sezon başladı. Burada Galatasaray kazanırken de hocam siz de söylüyordunuz. Tümen abi sen de, Erman sen de zaman zaman bunu dile getiriyordun. Yunus sağda, Kerem solda ve diyordunuz ki ikisinin de özellikleri aynı. İkisi de içeri doğru giriyor ve bir yerde tıkanıyordu Galatasaray. Evet. Ne oldu? Hemen oraya bir Rashica hamlesi geldi. Oyuncu da tuttuktan sonra bambaşka bir boyuta evrildi Galatasaray. Rashica'nın performansı skordan oyuna geçerken ilk kıvılcımdır Galatasaray'da. Yani bir 4-5 haftalık inanılmaz iyi oynadığı bir dönem var. Oyun da geldi, biliyor musun? Bazen bir oyuncu, iki oyuncu bir anda oyuna da katkı yapar. Rashica'nın da o dönem ilk yarının sonundaki o hani üst üste derbi galibiyetleri. Mesela neden Fenerbahçe olamadı, Galatasaray oldu? Fenerbahçe'nin böyle derbiler kazandığı bir sekans görmedim ben sezon içerisinde. Yok ki zaten. Yok, büyük maç kazanmadı zaten. Bir Trabzonspor ki... Ya kazanmamak önemli değil. Şey tabii ki önemli. Yanlış anlaşılmıyor. Yani derbiyi kazanmak sana fark yaratır yarışta. Şöyle, bu hafta başlamadan, yani daha şampiyon belli olmadan Ankaragücü, Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor maçları oynanmadan önce maçlardan yarım saat önce size getireyim ve şöyle bir imkanın olsun. Fenerbahçe içeride Galatasaray'a kaybetmemiş, berabere bitmiş. İçeride Beşiktaş'a kaybetmemiş, maç berabere bitmiş olsa durum çok farklı Tabii. oluyor. Şimdi planı böyle yapacaksın. Bazen eldeki iyidir daldakinden. Bazen eldeki iyidir. Hele maratonsa, uzunsa yol, bazen kaybetmemek iyidir. O gün itibariyle kazanmak çok kıymetli gelebilir ama bu yarışta bir puanların önemi, özellikle derbilerde. Çünkü hem ikili avarajı kaybediyorsun, hem puan farkını kaybediyorsun, hem havayı kaybediyorsun. Hava da çok önemli bir şey. Yani havaya girmeden şampiyon olamazsın. Ya nasıl kazanacaksın abi 14 maç üstü? Rüzgar çok önemli mesela. Mesela o 14 maçlık seriyi hatırlıyorum. Muazzam bir Başakşehir galibiyeti, muazzam bir Kadıköy galibiyeti, muazzam bir Beşiktaş galibiyeti. Trabzonspor içeride. İç yani. Oyun olarak da kazandıkları evet. maçlar. Sadece dışında, skor değil yani attın kazandın değil. Oyun olarak evet. da o maçların hepsini kazandılar. Yani onun dışında işte kalibre olarak daha alt takımlara karşı zorlanarak kazandığı haftalar oldu 14 maçlık sekansta ama bu da var yani. Ya Erkut bazen skor oyunu getirir. Oyunu aldıktan sonra da skoru zaten otomatikman bulursun. Galatasaray'ın bu seneki performansı sezon başı sadece skora yönelikti. Sonuçlar yarışın içinde tuttu Galatasaray'ı araya gidene kadar. Ondan sonra da oyun başka bir yere taşıdı. Skor beraberinde geldi. Şimdi buradan biraz kaybedeni de konuşmak gerekiyor. Bunu haftalar öncesinde de size sormuştum. Bugün mesela Kaleas yaparken yani 4 öne çıkan oyuncuyu söylerken dışarıda bıraktığımız oyuncuları acaba haksızlık mı ediyoruz diyoruz. Hani bugün Galatasaray Ankara Gücü'ne yenilseydi diyelim, Fenerbahçe'de haftaya yenseydi ve biz önümüzdeki hafta sonunda yani pazar günü şampiyon olan Fenerbahçe'den bir Kaleas yapmaya kalksak yapamıyoruz. Burada size defalarca kez sorduğunda hep zorlandınız 4 oyuncu çıkarmakta. İskelet var mı Fenerbahçe'de? 11'i. Ya sezon hocam. Başında işte bak o aradaki çok büyük bir fark var. Galatasaray'da hocası yapmaz ki Kaleas'ı. Hocası takım dedi, takım olarak kazanacağız, takım olarak evet. yaşıyoruz. Ne yaşıyorsak takım olarak olmaz. Müsait takım şampiyon olur ama yıldızlar şampiyon yapar. Yıldızlarla şampiyon olursun yani. Yıldızlar şampiyon yapar. Yani sezonun öne çıkan oyuncuları vardır. Disiplinli takımların içerisinden bile bir yıldız veya birkaç yıldız üretemezsen şampiyonluk hayal olur. Çok zor ya. Yani mesela Vakayeme'nin katkısı Trabzonspor şampiyonluğunda, Icardi'nin katkısı Galatasaray şampiyonluğunda, Abubakar'ın oynadığı dönem Beşiktaş şampiyonluğunda. Larin katkısı. Yani yıldız oyuncuları devreye sokmadan ben sistemli bir takımım. İşte takım kazanır, 11'ler değil falan. Bunlar Türkiye Ligi'nde pek geçerli değil. Jesus sürekli profesör gibi konuşuyor ama bizim ligimizin şifrelerini Ümraniye maçında 3-3 kaldıktan sonra ben bu ligi çözdüm diye bir açıklama yaptı ya. 3-3 kaldıktan sonra. Peki sen her düşme potasındaki takıma puan kaybetmişsin. Bir tane derbi kazanamıyorsun. Ne biçim çözüm bu? Bir şey çözdün yok. Okan Hoca çözmüş meseleyi çok. Hocam kime veriyorsunuz? Faturayı kime kesiyorsunuz Fenerbahçe'de? Jesus'a mı? Yönetime mi? Yoksa beklentileri karşılayamayan oyuncu grubuna mı? Ya bu sene en çok kime kesiyorum? Jesus'a kesiyorum. Yani ben biraz hayal kırıklığı yaşadım. Yani ilk yarıdaki o Dünya Kupası'ndan önceki yaptığı işler ve o zaman yine söylüyorum hatırlarsan 3 kulvarda, Avrupa'da Türkiye Ligi'de işte Türk Kupası'nda o rotasyonu o zaman çok iyi yaptı. Demek ki Jesus böyle takımlara çalıştırsa 3 kulvarda sanki daha başarılı olacak. Çünkü oradaki rotasyon sürekli futbolcuları bir şekilde hazır tuttu. Futbolcu da bunu gerçekten verdi, meyvesine verdi. Ama ne zaman lige döndü sadece? Antrenman sayısı arttı. Onu iyi yönetemedi. Yani şimdi diyoruz ya Arda sonradan bak Arda yine de geliriz. Valencia ve Ferdi'nin dışında. Ve siz de söyleyin yani hangi oyuncuyla istikrar, hangi oyuncuyla işte maç kazanması, bireysel performans. Ya şimdi ben Fenerbahçe'de olsam bu futbolcuların yerinde oynasaydım bu ikinci yarıda. Şimdi biliyorsun değil mi? Önemli bir oyuncusun. Bir maçta oynuyorsun. İşte skor şöyle bitiyor. Takılıyorsun ya ben kazansam da acaba haftaya ben oynayacak mıyım? Yani sürekli bir şüphe içerisinde futbolcu oyuncular. Yani baksana ya Zayt, İrfan Can, hiç düşmedi ya. Mertens hiç biliyor ki ben bu hafta oynayacağım. Biz antrenmanlarda zaten çalışıyoruz. Takım arkadaşıma ben çok iyi tanıyorum. O, işte Oliveira bana nasıl, benim arkadaşlık nasıl yapacak sahada? İşte Mertens ne yapması gerekiyor? Nerede koşacak? Icardi nasıl bir... şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'de İrfan Can, Emre Mor, Zayt, Crespo, bir anda yıldızlaşan bir Crespo yok ortada. Geri kalan yine şimdi aklıma... Yani hiçbir... Ya hangisinin performansı şimdi müthiş söyleyebilirsin bu sezon? Ama futbolcu burada en büyük sıkıntısı Jesus'ta. Çünkü Jesus bunu yapamadı. Bunu iyi yönetemedi yani. Sürekli değişti. Dünya Kupası öncesi. Bak, şurada çok güzel fotoğraf var. 4 tane oyuncu var. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Boye de burada olabilirdi. Nelson da olabilirdi. Evet. Biz Galatasaray şampiyon olduğu zaman Galatasaray'ın yıldızlarını konuşuyoruz. 1, 2 ama ilk önce Icardi'yi konuştuk. Fenerbahçe şampiyon olsaydı kimi konuşacaktık? Valencia. Bence Jesus'u konuşacaktık. Neden biliyor musun? Yıldız statüsündeki oyunculardan ziyade kenardaki adamın yıldız olmak istemesi diye bir şey var Fenerbahçe'de. Tam maç sonu açıklamalarıyla, bak her Fenerbahçe maçından sonra maç sonu açıklamalarıyla Jesus konuşuyoruz. Hamleleriyle Jesus konuşuyoruz. Gol sevinçlerinde müdahalesiyle Jesus konuşuyoruz. Maç bitti, tribüne oyuncuları götürmesiyle Jesus konuşuyoruz. Konuşulmayı seven adam var kenarda Fenerbahçe'de. Ama Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde kendilerini konuşturuyorlar. Biz Galatasaray'dan her oyuncuyla ilgili bir sürü şey konuştuk. Boya Premier Lig'e gider miyi konuştuk, Icardi kalır mıyı konuştuk, Mertens konuştuk, Oliveira konuştuk, Torreira konuştuk. Hep konuşuyoruz, oyuncu konuşuyoruz. Fenerbahçe tarafına gelince hep Jesus konuşuyoruz. Oluşturduğu kadroda çok takım içerisinde yıldızlaşacak oyuncular yok. Icardi profilinde bir tane santraforu yok. 4 tane santraforu var ama Icardi profilinde yok, Aboubakar profilinde yok. Orta sahasında Torreira kadar özel bir oyuncusu yok. Aynen. Arda var, Arda'yı oynatmıyordu. Aynen. Senin rakibinde Nelson ve Abdülkerim gibi 2 tane özel stoper varken gittin Samet'i aldın. Sen star sevmiyorsun her şeyden evvel. Takımı vallahi seviyor ya, bir yıldız bir yere götürecek yani oyuncu sevmiyorsun. Ama Benfica'da oynadı öyle oyuncularla. Talisca'yı istememiş kendini. Hayır istemedi ama Talisca böyle Jesus'la çalışırken Icardi gibi, Oliveira gibi, Mertens gibi kendini ispat etmiş değil mi? Ama yani oyuncunun potansiyelini görmek teknik direktörün işidir. Oyuncunun potansiyelini göreceksin. Arda da kendini ispat etmiş değil ama yıldız diyemezsin. Ama tribünler ona o yıldız muamelesini yaptığı için Erman'ın dediği formülde hocanın hoşuna gitmiyor. Baya baya yıldız. Yani. Arda ilk oynadığı maçtan itibaren kendi potansiyelini belli etti. Sezon ikinci yarısı başlarken ligde 2 maç oynamıştı. 2. Şimdi sen yıldızlara tahammülü yok. Çok net söyleyeyim sana. Hiç yıldızlara tahammülü yok. O yüzden Fenerbahçe'de işler sıkıştığı zaman devreye girecek oyuncu bulamadı Fenerbahçe. Ne santraforu girebildi, ne orta sahadaki üretkeni girebildi. Hiç kimse giremedi devreye. Ama Galatasaray sıkıştığı zaman devreye kim girdi desek listeden 10 tane oyuncu çıkartalım ben sana hemen. Diyoruz ya işte Missou bile bir maç kurtardı sana. Evet, kaleci bile sıkıntın vardı ya. Sonra Valencia'nın attığı 30 golü beğenmiyorum. Sen şampiyonla nasıl geçecek ki? Yani İrfan Can gerçekten hakkı vermek lazım. Müthiş oynadı yani oynadığı bütün süre boyunca. Ama sen mecbur kaldığın için onu tercih ettin. Değil mi? Tabii yani canım, kale ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya Muslera işte ne olursa olsun sana şampiyonluk getiriyor. Arada bir hata da yapsan. Yani orada bile yani en başında en önemli yerlerden biri ya. Tabii. Kale. Orada sıkıntım var. Yani her türlü bu da Jesus'a bana göre yazar. Yani çünkü sana yine söylüyorum Icardi'yi teklif ettiler istemedi. Weghorst'un teklif ettiler istemedi. Aboubakar'ı teklif ettiler. Devre arasında Batshuayi'yi de istemediler. Hah. İşte seçtiğin oyuncuları sen burada patron sensin. Yönetemedin bu takımı. Oluşturmadın doğru bir kadroya sürekli 11'de en azından 13-14 tane sürekli oynayan oyuncu var. Ya ben bunu savunuyorum. Her takımda böyle olması lazım. Bugün en büyük takım Real Madrid'i kaç sefer oyuncuları değiştirdi. Aynı sistem, aynı oyuncular, yıldız oyuncuları seçiyor. Ona göre gidiyor adam. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan bir mesaj paylaştı. Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Tümer abi sen Fenerbahçe'de sezonun faturasını kime kesersin? Sezonun en zor sorusu sorduğun soru olabilir Fenerbahçe adına cevap verecek olsak. Şöyle cevaplayayım. Çünkü böyle düşünüyorum ve buna inandığım için öyle cevaplayayım. Tabii ki Jorge Jesus büyük hatalar yaptı. Ligi tanımaması, sürekli aynı yerden yoğurdu yiyişi, bir kadro istikrarı oluşturamayışı, tercihleri, hal, hareket, tavırlar, Erman'ın anlattığı Yıldız sevmiyor olabilir, Arda'nın çektiği eziyeti hepimiz şahit olduk tüm sezon boyunca. Mecbur kalmadım diye çoğunluğum. Tabii Jorge Jesus. Biraz futbolcular her ne olursa olsun Fenerbahçe formasını giyen o kulübün içine seçilmiş oyuncuların bu mevcuttan daha iyi çıkarabilecek, en azından fırsatları doğru değerlendirebilecek. Şimdi İstanbulspor'a kaybetmezsin. Tabii. Berabere bitmez o maç yani. Giresun maçını öndeyken berabere bitirmezsin. Buralar biraz futbolcunun faturasının kesildiği yerler. Ama ben hata payının büyük çoğunluğunu kadro mühendisliğini yapan başkana veriyorum. Orada da işte transferde de yine aslında bence büyük oranda Jesus'un listesi. Tamam. Şimdi biraz aşağıdan gelen, geçen seneden gelen oyuncular. Bak söylüyorum, Fenerbahçe'nin en büyük sorunu güven aralığı yüksek oyuncuya sahip değil. Ferdi'yi dışarıda tutalım. Valencia sene aynı performansı göstereceğini hiçbirimiz kefil olamayız. Hiç kimse olamaz. Hiçbir spor sever Valencia'nın seneye aynı performans oynuyor. Ama biliyoruz Icardi 20 yapar seneye de. Bu tutar ligde. Mısın Valencia'yı? 30 gol atmış oyuncuyu dışarıda bırakamam. Mecburen. Yani o oyuncu benim nazarımda kontrat almayı hak eder. Yaş 33 ama işte 3 yıllık sözleşme kontrat istiyorsa. Kontrat almayı hak eder. Mali konusu oturursun, anlaşırsın, yaşı değerlendirirsin. Hepsi olur ama kontrat verilmeyi hak eden bir oyuncu. En az bir sezonda oynamayı hak eder. 30 gol yapmış diye. Ben böyle düşünüyorum. Tümen abi, özür dilerim. Buyur Erman. Şöyle 4 santrafor var ya. Mesela şimdi Joshua King kalsın. Mecbur zaten devam ediyor galiba. Pedro. Niye kalsın? Hayır kalsın derken senin oyuncu. Kontratı devam ediyor. Batshuayi duruyor. 30 gol atmış Valencia'yı göndermek de biraz tuhaf geliyor da o yüzden. Şimdi hiçbiri Valencia'ya kadar iş yapmadı. Ama sözleşmesi bittiği için Valencia'ya gitsin. Ya gitsin demiyor orada da şimdi şöyle. Oyuncunun yaşı 33. Fenerbahçe 2 yıllık sözleşme teklif ediyor. Oyuncu 3 yıllık sözleşme istiyor. Hatır sayılır da bir yıllık ücret var. Burada tabii bir muhasebe matematik yapılacaktır yani. Erkut niye oyuncu yüksek performans göstermek için kendini paralar? Kontratını? Daha sağlam kontrat alayım diye. Bu kadardır yani bunun neticesi. Şimdi oyuncu şunu söyleyebilir. Kardeşim tamam ben 33 yaşındayım ama bu sene 30 gol yaptım. Performansa dayalı bir kontrat önerirsin. Dersin ki 20 yaparsan yine seneye şu rakamlar olur. 20'ye göre bir kontrat yaparsın olur. Ama 30 gol yapmış oyuncuyu dışarıda bırakmak o zaman geçmişte yaptığın hataların bir benzerini yapman olur. Seneye şunu diyebiliriz. Geçen sene 30 gol yapmış oyuncuyu dışarıda bıraktınız ve bunlarla devam ettiniz diyebiliriz. Orası ayrı. Bilmiyorum. Kadro mühendisliğinde bütün ipler, bütün tercih hakları Jorge Jesus'a mı verildi? Yani Adana Demirspor'dan devre arası Samet'i Jorge Jesus'un istedi. Osterwolde'yi. Öyle söyleniyor. Osterwolde'yi kim aldı? Bilmiyorum bunları bak. Bilmediğim için de afaki bir şey söylemek istemem ama Fenerbahçe'nin sorunu güven aralığı yüksek oyuncu kadrosu değil ve gelen oyuncular o kulübün şanlı mazisine ve o mazinin büyüklüğünü kaldırabilecek derecede personası yüksek oyuncular değil. Peki Jesus'un olduğu yerde hani tanımışsın az çok. Onun olduğu yerde onun böyle bir karizması ve sert görünümüne acaba başkan Ali Koç Jesus'un istemediği oyuncu alır mı? Ya da sormadan bir oyuncu alır mı? Bence hepsinin altında onayı var. Ben de sanmıyorum alacağını. Ben de sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Bravo. Baç hocam o zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki sen bu Osterwolde'yi getirdiysen, sen Samet'i aldıysan, sen bu Joshua King'ler, Pedro'lar, Lincoln'ler, Arao'lar, bak Zayt bugün şampiyonluk gitmiş, seyirci senden vazgeçmiş, stadı terk etmiş, kendini paralayarak oynuyordu Zayt. Fenerbahçe'de bugün. Maçın bitiş düdüğüne kadar. İyi profesyonel çünkü. Çünkü iyi profesyonel. Evet. Çünkü güven aralığı yüksek oyuncunun. Sana 10 numara oyuncudur demiyorum. Ama 7 ile 8 arasında sana bütün sezonu oynar. Jesus'ta da kredisi en düşük olan oyunculardan biri. Bravo. Evet, aynen öyle. Sen Crespo'ya tanıdığın şansı, Arao'ya tanıdığın şansı. Daha sezon başıydı. Rahmetli babam hayattaydı. Zonguldak'taydık. Hı hı. Ve maçı izlerken sana mesaj attım Arao ile ilgili. Bak bu sistemle Arao ile bu şekilde oynayacaksa Fenerbahçe bütün sezon 10 kişi oynar dedim. Demode bir oyunu gerçekten. Böyle bir şey yok. Şimdi eğer bunların sorumlusu bu transferlerin altında Jorge Jesus'un imzası varsa kimse kusura bakmasın. Evet. Bizim ülkemiz, bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde işler iyi giderken övgüyü alırsın, işler kötü gittiğinde de eleştiri. Peki, işler kötü gitti kısmını bir orada net olarak konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin sezonu 83 puanla bitirme ihtimali var mı? Var, bu bir şampiyonluk puanı aslında. Avrupa Ligi'nde son 16 turunda finaliste elenmişsin, belki şampiyona eleneceksin. Yani Sevilla Roma'yı geçerse şampiyon olacak ve sezon sonunda sen şunu diyebilirsin. Evet, ben Avrupa'dan elendim ama şampiyona elendim diyebilirsin. Ligde de 83 puan toplamışsın mesela ve kupayı da kazandın. Erkut, şimdi başarısız mı diyeceğiz? Şimdi reklama attığımızda biraz sosyal medyaya baktım. Hı hı. Sanıyorum Jorge Jesus da aynı şeyi söylemiş. Hı hı. Biz çok iyi puan topladık. Hı hı. Şampiyonluk puanıydı ama Galatasaray'ın önüne geçemedik. Ben ona katılıyorum mesela. İyi puan topladık. Erkut, öyle bir şey yok. Böyle bir denklem yok. Aynen öyle. Böyle bir denklem yok. Mişla muşla olmaz bu iş. Rakibin yani senden şampiyonluk puanının üstüne çıkarak toplamış. Kendine nasıl başarılı ilan eder? Beşiktaş'ın puanı da şampiyonluk puanı. Doğru. Hayal satıyor o zaman. Doğru. Yani öyle şey ne diyeceksin şimdi, ben başarılıyım mı diyeceksin? Evet. Buyur. Ben şöyle okurum. Seslendir. Bakalım ne demiş. Ben görmedim bu arada açıklamayı. Aslında yakaladığımız puan ortalaması son 5 senenin şampiyonlarıyla denk bir puan ortalaması, ancak Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık. Rakibimiz güçlü bir takım. Son haftaya kadar savaştık. Bazı dönemlerde onlardan daha iyi olmayı başardık ancak bazı dönemlerde başaramadık. Kupayı alırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Fenerbahçe tarihi için, oyuncular için, benim için kupada önemli. Bir dakika. Beni rahatsız etmedi mesela bu açıklama. Devam ediyor. Devam et. Burada önemli olan Fenerbahçe ben değilim. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız final. Bak, sezon başı kimse Türkiye Kupası finalini düşünmüyordu. Türkiye Kupası'nı düşünmüyordu. Gündemde yoktu. Avrupa'da işler yolunda giderken soruldu. Benim önceliğim lig dedi. Doğru. Tamam mı? Şimdi elinde kalan tek dala sarılmış vaziyette Jorge Jesus. Ben fazla uzatmayayım lafı, şunu söyleyeyim. Abi zaten istenmiyorsun. Ben nabzını tutarım Fenerbahçe taraftarının. Ben biliyorum yani. Zaten istenmiyorsun. Çünkü sen kötü giden maçtan sonra seyircinin önüne oyuncuyu attın. Üstü kapalı oyuncuyu yine seyircinin önüne attın. Kamuoyunun önüne attın. Halbuki senin yapamadıkların vardı sezonda. Oyuncunun yapamadıklarını söyledim. Ben yine söylüyorum. Sorumluluk alan oyuncu Fenerbahçe'de çok az. Güven aralığı yüksek oyuncu Fenerbahçe'de çok az. Niye Ferdi'ye hiçbir şey demiyoruz? Niye? Her maç çok iyi mi oynadı Ferdi? Sezonu çok iyi oynadı ama kötü oynadığı maçlar yok mu? Var. Ama güven aralığı var oyuncunun. Niye örneği Zayt'tan veriyoruz da İrfan Can Kahveci'den vermiyoruz? Niye örneği Zayt'tan verirken Arao'yu, Crespo'yu yere göğe koyamadınız, Crespo'yu ya. Yere göğe koyamadınız. Ben şunu söyleyeyim. Hoca sahneyi iyi terk etmenin derdinde. Yani şunu söyleyecek. Siz zaten senelerdir kupayı alamıyordunuz. Ben kupayla sezonu... 2015'ten beri kupası yok Fenerbahçe. Ben kupayla tamamladım sezonu diyecek. Ama sezon başı Jorge Jesus'un ismi kamuoyuna düştüğünde Fenerbahçe sezon sonu Türkiye Kupası'nı kazanacak, ligde de böyle bir sezon geçirecek dese şu tablonun altına hiç kimse imza atmazdı. Peki. Jesus kalsın mı gitsin mi? Sen Fenerbahçeliler istemiyor diyorsun Tümen abi. Senin görüşün? Abi bunun tasarrufu benim böyle bir tasarrufum olmaz. Peki, ama ben Fenerbahçe camiasıyla, yani tribünden bakan insanla Jorge Jesus'un bağının koptuğu kanaatindeyim. Erman, sen ne diyorsun? Kalmalı mı gitmeli? Önce senin söylediğine bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Sevilla maçı her ne kadar bugün finalist dahi olsa, Hı-hı, o gün Fenerbahçe'nin eleyebileceği bir rakip olduğunu unutma. Kesinlikle. O yüzden de ben bugün kupanın finalisti Sevilla'ya elendim. Senin başarısızlığın üstünü örtmez. o gün Fenerbahçe takımının seviyeye eleyebilecek form durumu vardı. Potansiyeli vardı ve eleyemedi. O bir başarısızlıktır. Gruptan çıkması ne kadar başarıysa elenmesi de o kadar başarısızlık. Türkiye Kupası şampiyonluğun tesellisi olur mu? Bence olmaz. O yüzden de gönderirlerse bir itirazım yok. Fakat mesele şu. Jorge Jesus'a kadar kaç teknik direktör de hayal kırıklığı yaşadı Ali Koç yönetime geldiğinden beri. Bence buna iyi bakmak lazım. Jorge Jesus'u gönderirken devamında ne yapacağın önemli. Tabii. Bir yerlerde yanlış yapılıyor. Tercihlerde yanlışlık var yani. Sezon ortasında söyledik Ali Bey'e, başkana. Kimse squat, kime güveniliyorsa, bu kadro mühendisliği nasıl yapılıyorsa, üst üste senelerdir aynı yerden hatalar yapılıyor. Orada bir yanlışlık var. Bizim harcımız değil, biz gördüğümüzü yorumluyoruz. Bana sorsan bir havuzum yok. Yani bir oyuncu havuzuna sahip değilim ben, bir squat kadar, bir teknik adam kadar. Bazı hocalar görüyorum, arkadaşlarım. Gece gündüz maç izliyorlar. Oyuncuların, Belçika Ligi 2. Ligindeki oyuncunun seceresini çıkarır sana. Benim böyle bir bilgim, böyle bir datam yok. Ama işim bu olmadığı için yok. Ben önüme geleni izliyorum ve önüme gelen şunu söylüyor bana. Fenerbahçe'nin son 4-5 senedir kadro mühendisliğine kim yapıyorsa, kime güvenilmişse orada bir yanlış var. Ki bence de bu kadro mühendisliğini belki de transferlerde en başarılı teknik direktörde bana kalırsa Vitor Pereira'ydı. Yani en azından aldığın Kim Min-jae'yi fazlasıyla sattın. Crespo'yu da o almıştı. Arda'yı da ilk oynatmıştı. Hocam kısaca programın sonuna geldik. Jesus gitmeli mi kalmalı mı? Şimdi sadece ben bu puan olayı tabii ki katılmıyorum. Hı-hı. İsterse 100 puan alsın ama şampiyon olmaktan sonra benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde bana göre en önemli kupa Süper Lig'de, Süper Lig'i kazanmak. Hı-hı. Bunu kazandığınız zaman geri kalan işte Avrupa'da ancak kupa alırsan başarı sayılır diye düşünüyorum ben. Hani yarı final bu, zaten kupa getirilmiyorlar. Türkiye Kupası'na bana göre de yetmez. Türkiye Kupası da kazansa bana göre Jesus gitmeli. Önümüzdeki sene. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tümer Metin'e, Ermen Özgür'e, Elvir Baliç'e. Şampiyon Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Okan Hoca'yı, öğrencilerini, Sayın Başkan Dursun Özbey, yöneticileri gerçekten de önemli, büyük bir iş başardılar ve Galatasaraylı taraftarları, camiayı yürekten kutluyoruz. Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 23. şampiyonluğunu kutluyor ve biz de Türk futboluna hayırlı olmasını dileyelim ve şampiyonluk klibiyle veda edelim. Bize eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.